Zor Deplasman programına hoş geldiniz. Ben Rıdvan Aksu, Sinan Yılmaz'la birlikteyiz. Sinan merhaba. Merhabalar. Zor Deplasman'ın 12. programına geldik Sinan. Anadolu takımlarının transfer gündemini konuşuyoruz bu programda. Başlayalım mı, ne dersin? Başlayalım. Neyle başlıyoruz? Başakşehir'le geçen sezonun puan durumuna göre gidiyoruz. Ben bir hatırlatma yapayım öncesinde izninle. Şu anda YouTube'da, Periskop'ta ve Twitter'da canlı yayındayız. Hı hı. Canlı yayında bize sorularınızı, görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Ben buradan YouTube'dan ve Periskop'tan yorumları, soruları takip edeceğim. Anadolu takımlarıyla ilgili görüşlerinizi, sorularınızı bekliyoruz. Evet. Başakşehir'le başlıyoruz. Geçen sezonun puan durumuna göre gidiyoruz. Üç büyükler harici diğer Anadolu kulüplerini konuşuyoruz. Üç büyükler demiyoruz. Üç büyüklere de... İstanbul'un şampiyon üç takımı. Öyle mi diyelim? En çok şampiyon olan üç takım. Dışındakileri konuşuyoruz. Başakşehir'le başlayalım. Başakşehir gelen gidenler tablosu var. 15 dakikalık bir program. Başakşehir'in son iki sezon gelirleri, giderleri, bütün böyle tablolarıyla ortaya koyduğumuz işte kadrosu vesairesi ve daha detaylı izlemek isteyenler oradan izleyebilir. Bir de notlar de notlarımız var. Başakşehir notlarımız var. Zaten benzer şeyler. Evet. Bana gösterdiğimiz yine aynı konular. İşte Aziz Beyiç, Gulbrandsen ve Furkan Soyaltunlar'dan Muhammed Demir'le de sözleşme imzalandı. Azı Büyüke'nin transfer iddiası var. Evet. Azı Büyüke biliyorsun Okan Burun Rize Spor'da öğrencisiydi. Evet. Okan Burun Vedat Muriç'i istediği de ifade edilmişti. Burada almamışsın ama sanki Avaziyem'de yine Okan Burun'un öğrencisi. Avaziyem'de Başakşehir'e... Onu da dün çıktı. Evet. Vedat Muriç'i istediği de söylendi. Evet. Rize Spor'daki kaliteli oyuncularını herhalde tekrar geri getirmiş. Ama herhalde bonservis veremeyecek Başakşehir bu sene o kadar. Mesela Vedat Muriç için 5-6 milyon euro bonservis iddiası çıkmıştı haber evet. olarak. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama... sen ne düşünüyorsun transferlerle alakalı? Yani Okan Buruk o Avaziyem'i beğendi zaten. Başakşehir'e getirebilir ama Trabzonspor da istiyor Avaziyem'i. Azı Büyüke hep dikkat edersen genç oyuncular. Azı Büyüke de genç. Onu da düşünebilir. Zaten kadronun iskeleti yaşlıydı. Okan Buruk'un işi zor. Ama ben doğru işler yaptığını düşünüyorum. Başakşehir için de Okan Buruk'un çok doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Hem Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi olduğu için şeyi biliyor. Takımı biliyor, tanıyor. Hem de zaten başarılı kendini kanıtlayan bir hoca. O yüzden Başakşehir'i şu zor durumdan kurtarırsa zaten Okan Buruk kurtarır. Evet. Yani ekonomik olarak sıkıntı yaşayacak Başakşehir. Kadro değişmesi lazım. Yani Abdullah Avcı iyi bir miras bırakmadı bence. Evet, orada yaşlı bir kadro var. Okan Buruk da Şampiyonlar Ligi önerilmesiyle başlayacak biliyorsun. Evet. Yani önde aslında ciddi bir hedef var. Fakat bu ciddi hedefe ulaşabilecek bir kadro gücüne şu anda sahip değil. Bence de takımın en büyük şansı Okan Buruk. Aynen öyle. Bu arada YouTube'da bizi izleyen varsa kusura bakmasın, ben YouTube yayınına ulaşamadım. Yani YouTube'da canlı yayınımızı bulamadım açıkçası. Hala görüntüleyemiyorum. Eğer bizi oradan izleyen varsa maalesef şu an sorularını göremeyeceğim. Periskop'tan yorumlar, hatta şimdi Özgür Bey her zamanki daimi izleyicilerimize yorumlarını göndermeye başlamış. Periskop'tan gelen sorulara, yorumlara bakacağız. Devam edelim istersen. Trabzonspor'a geçelim. Yine gelen giden kadrosu tablosunu görelim. Trabzonspor'da tabii gelen giden şu anda en kalabalık takım olabilir gelen giden tablosunda. Başakşehir'i alabiliriz arkadan Başakşehir'in. Kelebek ekranında gösterirsek daha evet, bunlar bir şey olur. Böyle götür. Şimdi gelenler John Abi Mikel bedelsiz olarak geldi. Ekuban'ın bonservisi alındı. Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fırat Canözüm, Nemanja Andusic, Atakan Gündüz, Taha Tunç ve Salih Kavrazlı geldi. Abi Mikel dışındaki hepsi genç oyuncu. Ekuban'ın da bonservisini aldılar. Onun dışında 8 tane böyle şey, evet. Hani onun dışındakilerin hepsi en pahalısı 250 bin euro onun için dedim. Evet. 8 tane genç yatırım yaptılar. Bunlar arasında mesela Bosna Hersek Ligi'nden gelen Antusic sanırım okunuşu. Evet. Bir arkadaşım söyledi, yani çok beğendiğini söyledi. Evet, böyle daha güzel oldu. Mesela ligin üzerinde bir oyuncu dedi. Bunlardan bir tanesi bile tuttursa... Ligin üzerinde dediği? Bosna Hersek Ligi'nin çok üzerinde bir oyuncu olduğunu söyledik. 50 bin euro, yani bir şeye de gelmedi. Gidenlerden 3 tanesi zaten Rodayga, Olcay ve Luis Ibanez'in toplam maaşı 4.4 milyon euro. 8 tane genç alıyorsun, 1 milyon euro bile değil. Yani. Evet. Tabii bu hamle olarak güzel ama sonuçta futbol menajerde oynamıyoruz. Bu hamlelerin... Obi Mikel'de işte o nokta atış olacak mı? Nokta atış olacak mı? Bence sanki Obi Mikel, yani Onazi iyileşmezse, eğer bilmiyorum sağlık durumu Onazi ne durumda. Yani biraz ofansif de kalabilir. Can Abi Mikel çünkü çok böyle defansif özellikleriyle ön plana çıkan bir, yani net bir 6 numara değil Obi Mikel. Ama hoca da
Geçen sene işte Abdülkadir Parmak, Sosa, Yusuf oldukça evet. ofansif i̇şte oyuncular ben de ona var. Gelecektim. Yani burada şimdi Cenobi Mikel geldikten sonra oyuncunun yani çok da yakından takip etmeyenler sanki bu net bir altı numara atıyorum. Mehmet Topal gibi oyuncu olarak düşünüyorlar ama Obi Mikel top kullanma becerisi de yüksek bir oyuncu. Defansif özellikleri yani o kadar da üst düzey değil. Top kullanma becerisi sakinliğiyle, tecrübesiyle fayda sağlayabilecek bir oyuncu. Sana da katılıyorum. Yani Trabzonspor'un işte o Selçuk Kolman'lı dönemden beri İşte ondan sonra Galatasaray'da bir Selçuk Melo ikilisi. Yani orta alanda işte Şenol Güneş'in Bursaspor'da Ozan Tufan Belüşi'yi kullanması. Orta sahada böyle net bir 6 numara olmadan top da yani gerektiğinde top da kullanabilecek, dribling Tek yapabilecek. yönlü defansif oyuncu olmadan bütün oyuncuların hücum edebildiği. Bir de şey vardı. Hamza Hamzoğlu döneminde Selçuk Bilal. Mesela o da çok iki tane hücumcu Onu gibi ben 8. Hafızamdan silmişim o dönemde. Bilal kısmı yani, dönemi. O yani şey altısız yani defansif orta sahasız. Yani çok az var dediğin böyle gibi. Böyle bir şey tercih edebilirse ki Trabzonspor geçen sene senin dediğin gibi Abdülkadir Parmak Sosa. O da en Sosa az gibi Bilal Selçuk kadar ofansif ikili yani. Yani belki de en ofansif ikilidir yani. Önderi Yusuf Yazıcı çok ofansif bir oyun bir takımdı. Ve bunun da faydasını gördü. Dolayısıyla Trabzonspor daha farklı bir oyun. Yani geçen sezonki gibi oyunda devam ettirebilir. Mikel önemli bir transfer ki yani bonservis yok. Maaş da 1.7 milyon euro yıllık. Hatta başkan dedi biz 1.5'a anlaşmıştık. Haberler çıkınca 1.7'ye yükseldi dedi. Çok iyi bir transfer. Kuba'nın bonservis alındı. Fakat şu anda Trabzonspor'un kadrosuyla ilgili bir görselimiz var mıydı bizim? Var. Onu Var değil mi? getirelim ekrana. Kadroda görelim. Şu anda santrfor eksiği var takımda. İşte ben de ona var. Şimdi kaleye bakıyorsun. Aslında kalede de mesela Uğurcan'ın bir sakatlığı cezası olsa Arda'ya kalacak iş. Arda çok gelecek vadeden bir oyuncu ama orada sanki biliyorsun bir ara konuşuluyordu. Tecrübeli bir yedek kaleci. Atıyorum Fatih Öztürk. Eski Trabzonsporlu yine. Yani orada Tolga Zengin konuşuldu bir ara. Şu an serbest zaten Tolga Zengin. Sanki öyle Olabilir bir şey de yani. olsa Trabzonspor için faydası olabilir diye düşünüyorum. Bedeli düşük bir şekilde. Tolga olabilir. Niye olmasın? Değil mi? Sağ bekte bence bir sorun yok. Kamil Ahmet de yedeği. Evet. Orada bir stoper de kesinlikle bir sol stoper arıyor şu anda Gelecek. Trabzonspor haberlere göre. Hem tecrübeli hem de mümkünse top kullanma becerisi olan bir sol stoper arıyor. Şu an zaten herkes Galatasaray'ın Marko'yu aldığından beri herkes top kullanma becerisi olan sol stoper arıyor. Evet Çok kesinlikle. da kolay bulunmuyor tabii. Lokman'ı falan alabilirler işte. Zargo şey Zargo'yu göndermek istiyorlar. Bence de Zargo diğer Anadolu kulüpleri de alsın yani. O kadar da kötü değildi. Yani tamam belki Trabzonspor'un istediği seviyede olmadı ama hani Sivas Sporlar'da falan iş görür hala. Yani Aaron Apindangoya geliyor mesela Sivas'a. Zargo Yani. Türe de gelebilir. Bilmiyorum tabii ne kadar maaş Anadolu aldığını. takımlarında iş görebilecek Ama yani. şunu söyleyeyim. Şimdi Hüseyin Türkmen yani gelecek vadeden bir oyuncu ama şu anda benim mesela böyle amil takım seviyesinde gördüğüm stoperlerden birisi değil açıkçası. Ama ilk takımda onun pozisyonunda çok iyi adamlar var Evet. Orası da doğru. Şu an U21 milli takımının stoperi. Evet Hüseyin biraz daha gelişmesi lazım. O net. Yanındaki Macit Hüseyin'i de yani sanki beklentilerin altında kaldı biraz. Çok iyi başladı ama devam ettiremedi Değil onu. mi? İran milli takımında da işte bazen zaman zaman oynuyordu. Şimdi yedek kalmaya başlamış. Şeyi izlerken ona da baktım. Allah Yar'ı izledim Fenerbahçe için. Onu da video çektik. Bugün çektik. Yarın falan yayınlarız. Macit'i de görmedim. Vahit Amiri de zaten İran'da yedek kalıyor. Amiri'yi de gönderiyorlarmış Evet, Zargo onunla ile geleceğiz. birlikte. Yani stoperde şimdi Ture'yi gönderip bir stoper alsalar bile yine 3 stoper kalıyor takımda. Yani 4. stoperin genç takım oyuncusu Şu oluyor. Atakan küçük herhalde. Altın Onu, oradan gelen altın oyuncu değil oradan mi? gelen. Evet. 19 galiba onun yaşı. 18 falan herhalde. Salih 17 idi. O 19 gibi atıyor ama emin değilim 18 de olabilir. Sol bek Belki o da iyidir. Filip Novak orada Sami Can Özkan yazılmış ama Abdurrahim Dursun var bu takımın sol beki. Eğer bir yere göndermedilerse U21 milli takımın sol beki Abdurrahim Dursun. Benim çok böyle üst düzey gördüğüm bir oyuncu değil ama tempolu bir oyuncu. O muhtemelen... Şeyin Trabzonspor'un Evet. U21'ini diyorsun. Yok U21 milli takımında oynuyor. Ümit milli takımında Tabii öyle mi? milli takımın sol beki. Geçen sene ikinci lige kiralamışlardı. Bu sene muhtemelen yedek sol bek olarak o kadroda olacak. Güzelmiş. Evet. Bunu bilmiyordum. Orta sahada Mikel, Onazi, Doğan Erdoğan. Doğan Erdoğan enteresan bir transfer olarak görüyorum. Ben yani bu seviye olarak, yani bu seviyede bilmiyorum. Yani Trabzonspor seviyesinin bana göre çok altında bir oyuncu. Ya denesinler işte olmazsa da çok bir şey kaybetmeyecekler. Abdülkadir Parmak, yani onun da yedek kalması yazık olacak. Hakikaten. Kalmaz ya bol bol oynar. O çünkü çok yönlü bir oyuncu kenarlarda da oynar zaman ya şimdi zaman. şu kadroya bakınca benim aklıma direkt şu geliyor abi. Yani Abdülkadir Parmak, Mikel ya da Onazi artık orada kim oynayacaksa. Sosa önde Yusuf Yazıcı'nın satıldığını İşte düşünerek. Yusuf satılırsa aynı. Sosa 10 numaraya. Değil mi? Mikel veya Onazi'nin yanında da Parmak. Ondan sonra o parayla da bir iyi bir santrofor alırsın.
Çünkü bak oraya adamlar da aldılar. Murat Cem de var alttan gelen. Taha Tunç'u da aldılar. Evet. Pendik'ten aldılar. İşte Mikel de aldı. Yani şimdi Mikel, Onazi, var orada adam Parmak. Belki bir oyuncu daha eklersin o paraya işte düşük maliyetle. Orada yani senin bir alternatifin var. Şimdi 10 numara pozisyonda hazır Yusuf'a da teklif varken Sosa'yı da oraya çekme şansın var bence şu anda. Evet, hala aynı. Satılabilir gibi geliyor bana. 20 milyon yazmışlar en son Foot Mercato'da. Yani 20 milyon gelse satılır bence de. Bence. Şimdi diğer taraflara bakarsak Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Berkay Sefa Kara. Fırat orada bayağı Üzüm. Bir alternatif var. Evet. Fırat Cenüzüm. Yusuf diğer kanatta da oynamıyor mu? Yusuf solak, o kanadı orası onun. Yani sol kanatta oynarsa çok etkisi iyice azalır. Tam Abdülkadir gibi o zaman. Sağda oynayacak, solla içeri girecek. Evet, evet. Benzer özelliklere sahip. Berkay da senin beğendiğin bir oyuncuydu. Berkay Sefakara, evet saçlarını düzeltmekten top oynamaya... Kızıyordun ona ama beğendiğim bir oyuncu. O çok yetenekli bir oyuncu. Evet. Murat Cem Akpınar da öyle. Diğer kanatta MVKM harika bir sezon geçirdi. Orada Amiri dediğin gibi gönderilecek muhtemelen Anduzic'i aldılar zaten. O yüzden aldılar, evet. İşte Santrofor'da da şimdi mesela... Ekuban şu an birinci santrafor. Salih Kavraz da 17 yaşında oyuncu. Şu an takımın ikinci santraforu. Ben de şu hazırlık maçlarının acilen başlamasını bekliyorum. Şu Salih'i izlemek için. Şey olacak işte. Bir tane böyle as adam alacaksın. Ekuban ikincisi olacak. Salih de üçüncü. Böyle son 5 dakika 10 dakika skoru son alınca sokacaksın. Yani. Öyle öyle pişireceksin çok yani. Çok büyük övgüler var. Dün de bir idmanda videosu şöyle 5 saniyelik bir videosunu izledim. Ronaldinho gibi bir toplu bir hareketi var. Aradan geçişi fiziği var. Fiziği nasıl? Fiziği de 17 yaşında bir oyuncu için gayet iyi görünüyor. Yani ama sadece fiziği de değil, tekniğiyle de fark yaratan bir oyuncu gibi görünüyor ki alt yaş kategorilerine genelde fizikle fark yaratılır bizde. Yok ezilmesin diye yani dedim. Yok. Center for pozisyonunda sağlam olmak lazım. Dün de bir geçen de bir oyuncu aldı. Kim hangi oyuncu bilmiyorum. O da bayağı 17 yaşında ama yöneticilerden daha kalıplıydı. Taha Tunç mu işte? Pendik'ten 18 yaşında falan aldı. Hangi oyuncu hatırlı? Taha'ydı herhalde. Ona dikkat ediyor. Trabzonspor'un gelecek vadeden bir kadrosu var. Dün kim söyledi? Serkan Eçmer söyledi galiba. Ya Trabzonspor böyle devam ederse bu sene olmayabilir. Gelecek sene o ama bir yerde o şampiyon, yani bu takım bir yerde şampiyon olacak. Bizim Orhan Uluca söyledi. Bizim Orhan programı söylemişsindir. Özür dilerim. Aynen sizin programda. O çok hoşuma gitti o yorum. Ya böyle devam ettiği sürece bu takım ya yani kaçınılmaz son gibi yani Trabzonspor şampiyonluğu. Bence de. Yani peki. Ama tabii satmak zorunda olur musun? İşte gençleri o yerini doldurur mu? Sakatlıklar falan bakacağız. O da doğru. Şimdi mesela dün yine sizin programda söylenmişti galiba. Alabiliriz bu görseli ekrandan. Yani şimdi bu takım hele iyi de bir golcü almazsan, işler de kötü giderse kimse senin gençleştirme projenden bahsetmez. Fenerbahçe de geçen sene, şimdi Ajax'a öykünülüyor değil mi? Ajax projesini başlatmıştı Fenerbahçe. Hollandalı hoca getirdi. Yani daha ne yapsın yani? Direkt Memban'dan getirdi. Takımı gençleştirdi. Ama abi iyi sonuç almayınca tabii canım. Senin o proje hiçbir şey kalmıyor Türkiye'de. Sen şimdi 10 tane genç aldın ama sen başarılı olamazsan şey birisi çıkar der ki futbol menajer mi oynuyorsun der benim dediğim gibi. Dolayısıyla başarılı olması da yani başarıdan kasıt da tabii nedir? Yani Trabzonspor'un sonuç almak. Bu seviyelerde olması, yarışmacı bir takım haline gelmesi. Yeterli. Bu seneki gibi iyi futbol oynaması. Evet, bu arada yorumlara bakayım. Özgür Bey'in Emre Mor'la ilgili bir sorusu vardı. Emre Mor bir Anadolu takımında forma giyebilir mi eğer Galatasaray'a gitmezse diye. Yani Emre Mor mesela bir yerde futbol oynamak istemiyor herhalde yani. Abdülkadir Ömür'ü sattı, Emre Mor'u kiralasın mı? Ne dersin? Yok ya, Emre futbol oynamak istiyorsa oynar yani. Emre, Celta Vigo'ya bütün hocalar geldi, hepsi birden kadro dışı bıraktı. Yani bir tanesi, iki tanesi değil. Berbat bir karakter yani, futbolculuk karakteri gerçekten berbat çocuğu. Çok ağır konuştun ama Emre Mor ben Emre Mor kadar kötüsünü görmedim ya. Bir şey değil yani. Bu kadar kötü davranan adam görmedim. İşte bak abi Türk medyası işte bu halde. Seni kastetmiyorum tabii ki. Emre Mor ilk çıktığına ne dendi abi? Türk Messi. İnanılmaz yetenek. Muhteşem futbol. Türk Messi daha sen daha ne dersin? Abi ben Emre Mor'un Dortmund'da hazırlık maçı daha A takımda oynamaya başlamadı. Hazırlık maçını izledim. Ya yaptığı hareketlere baktım. Sen halı sahada mısın? Ne yapıyorsun? Buna şımarıklık. Real Madrid'li bir international kupa var ya işte. Orada bir maç var. Abi sürekli rakip oyuncularla kavga ediyor. En son Gonzalo Castro mu ne takım tecrübeli bir oyuncu geldi ne yapıyorsun dedi ya. Ya bu hazırlık maçı yani ne yapıyorsun dedi kavga etme biz sakin ol dedi. Ya ben bu tavırları gördüm de dedim yani bu oyuncudan hiçbir şey olmaz. Halı saha topçusu. O dönem Türk Messi diyordu Türk basını. Şimdi de bu nasıl karakter falan diyor. Bence Türk medyasının insanların da biraz kendini sorgulaması lazım. Arda Turan'a zamanında en büyük övgüleri biz yapıyorduk. Adam benzer şeyleri yaptığında şimdi eleştiri yağmurunu atıyoruz. Yani neyse bu konulara hiç girmeyeyim. Biraz bizde de biraz böyle bir iki yüzlülük mü diyeyim?
artık bir şey de var yani genel olarak. Hem rüzgara göre var, konuşmak sıkıntısı var çok. O da çok var kesinlikle. Ya Arda Turan Bayrampaşa'da arkadaşlarıyla görüşüyormuş, yanlışmış. Atletico Madrid'de görüşürken geçmişini unutmuyor, helal olsun diyordu. Doğru. Şimdi sen nasıl İstanbul, Barcelona'da İstanbul yaşarsın diyoruz. Evet. Aynen öyle. Yani olay eğer iyiyse olayı iyiye göre yorumlamak, kötü gidiyorsa kötüye göre yorumlamak. Yani, doğru. Benzema alakası bir örnek vereyim. Benzema'nın ben videosu şeyi belgeselini izledim. Ya adam bırak hani çocukluk arkadaşlarını, böyle bayağı sıkıntılı işlere bulaşmış arkadaşlarıyla bile hala görüşüyor. Bunun sorunlarını da yaşıyor. Valbuena ile yaşadığı kriz mesela Benzema'nın daha önce hapse giren bir arkadaşı, çocukluk arkadaşından kaynaklanıyor. Evet, evet. Yani bu adam görüşüyor. Sonuçta herif 10 yıldır Real Madrid'de oynuyor mu? Oynuyor. 5 tane bile Şampiyonlar Ligi almış. Yani o hala şey çocukluk arkadaşlarıyla görüşüyor. O sorun olmuyor Real Madrid'de oynamasına da bizimkiler mi sorun oluyor? Yani bizde de böyle nabza göre şerbet. Emre'yi zirveye çıkardık hak etmiyorken. Şimdi de belki hiç hak etmediği kadar gömüyoruz. Emre Mor'u. Emre Mor'u evet. 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 Emre Mor bu arada bilmiyorum ben Fatih Terim'i mesela kullanabileceği bir oyuncu olarak görüyorum. Ya gerçekten onu adam etmek yani şu anda futbol oynamasını sağlamak falan gerçekten zor ya. Hani sürekli kadro dışı Celta Vigo'da böyle saçma sapan hareketler, İşte problemli oyuncuları idare edebilecek hocalar. Bir yerde yani bir şekilde rehabilite edilmesi lazım yani. Git psikolojik tedavi falan alsın. Hiç normal işler yapmıyor. Peki Periskop'tan sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Trabzonspor'u geçtik. Antalyaspor'a gelelim. Malatyaspor yok muydu öncesinde? Pardon, Malatyaspor var. Malatyaspor'a puan durumu sıralama yani geçen senenin puan durumu sıralamasına göre gidiyoruz. Evet, ligi ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Malatyaspor sezon. Sanırım 25 Temmuz'da da ilk resmi karşılaşmasına çıkacak. Onunla ilgili notlar var. Sergen Yalçın UEFA'da gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı olur diye düşünüyorum. Katılıyorum. 3-4 oyuncu eksiğimiz var görünüyor. İlk etapta alacağımız bir stoper var. Yani Allah aşkına stoper zaten gelsin artık Malatyaspor'a. Merkeze alabiliriz. Herhalde orta sahadan bahsediyor. Santrofor olabilir. Kenar oyuncusu olabilir. Her yere alabilir. Şimdi Santrofor, Kamara. Evet. Merkeze, bilmiyorum merkez mi sayılır ama sol bek de lazım. Ciler mi olabilir? Sol bek bu arada dün bir tane sol bek almışlar. Fransa'da İkincilikten mi ne gelmiş? Le Havre'dan mı ne gelmiş? Sanırım sağ bek ama sol bekte oynayabilen bir Türk oyuncu almışlar. İsmini şu an hatırlayamadım, özür dilerim. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı Süper Lig kulüplerine borçsuz ender takımlardan birisiyiz demiş. Bence de önemli bir açıklama. Ali Ravcı gidebilir falan diyorlardı. Kaldı herhalde. Kaldı. O da herhalde biraz piyasasını arttırmak için öyle bir dönem. O da ilginç bir karakter gerçekten. Kesinlikle. Ciler Mevi Kamara'yı kadroya katmak için uğraşılıyor. Geçen sene zaten kiralık gelmişti bu iki oyuncu. Evet. Bence ihtiyaçları var. Zaman da daralıyor. Evet, Sergen Yalçın da şunu demiş, UEFA'da biz ilk turu geçersek sonrası daha kolay olur demiş. Şöyle çünkü transferlerin hani daha yeni yeni oluşuyor kadro. Evet, birçok oyuncu gitti, hoca değişti. Bir alışma süreci gerekiyor. Allah'tan ilk tur hani çok böyle güçlü bir rakip gelmiyor. Ya bir de oturmuş bir kadrosu var şimdi, Fofana falan da geldi. Hani Yahoviç geldi. Yahoviç geldi. Hani bir oturmuş bir kadro var yine de ne olursa olsun. İşte bence geçmeleri lazım yani. Var. Sağ bek Şabek var, stoperde Mina var. Ortada da Donut kaldı mı bilmiyorum. Seni sevmediğin Donut. Murat Yıldırım var. Alexis duruyor. Evet. Yani iyi oyuncular yani. Geçmeleri lazım bu turu. Bu turdaki rakipler de öyle bir Olympia şey değil. Olimpia Ljubljana gelecek herhalde. Bilmiyorum. Yani. Ben maç skorlarını takip etmedim. Ljubljana'yı da geçin yani. Ljubljana'nın yani en iyi oyuncusu Malatyaspor'da maaş olarak muhtemelen yani yedekteki son oyuncuyla falan eşittir. Aynen öyle. Bütçe olarak. Geçmemiz lazım bizim yani. Anadolu kulüplerinin Avrupa Ligi'nin grupları falan geçmesi lazım. Ama işte gruplarda ilk, oynaması lazım en kötü. İlk yorum çok önemli. Bu arada Avrupa Ligi ile ilgili yani ben de aynı görüşteyim. Avrupa Ligi'ni bizde böyle inanılmaz bir şeymiş gibi bahsediyoruz. Başarının imkansız olduğu. Ya tam aksine bizde neredeyse her sene bir çeyrek final, yarı final görmemiz lazım. Doğru. Bir takımımızın. Yani Malatya gibi takımların kesinlikle gruba kalamıyorsa da playoff'ta bari. Evet. Eleniyorsa da playoff'ta elenmesi lazım. Başakşehir gidiyor, Burnley'e falan eleniyor yani bizde. Doğru. Akhisar gidiyor grupta bir puan alıyor. Konya ilk senesine gidiyor bir puan alıyor. Aynen. Yani Avrupa Ligi'ne bizim takımlarımız daha başarılı olması lazım. Malatya ile ilgili yapmak istediğim bir yorum. Yok. Yani daha henüz işte ilk transferler doğru. Evet. Yeni görmek lazım. Başlayacak. Hazırlık maçlarını izleyeceğiz. Hazırlık maçları sanırım önümüzdeki Perşembe günü hazırlık maçları başlıyor. Öncesinde maç var mı bilmiyorum. Orada daha net yorumlar yapabiliriz. Malatya ilk hazırlık maçını ne zaman yapıyor? Onunla ilgili bir resmi açıklama da yok. Bak ondan da bahsetmek istiyorum. Ya ayın kaçı şu an? 4-5 Temmuz. 5, evet. 5 Temmuz abi Malatya hangi takımla hazırlık maç yapacak bilmiyoruz. Belki kendileri bilmiyordur. Belki biliyorlardır, açıklamıyorlardır. O da olabilir. Açıklamıyorlar. Şu an Galatasaray hangi takımla hazırlık maç yapacak biliyor musun? Hayır. Bir abi tek Fenerbahçe'yi biliyorum. Ya. Fener, ya belli takımlar var. Mesela Galatasaray açıkladı. Kampta ilk kampta hangi takımlarla oynayacağını açıkladı. Beşiktaş kimlerle oynayacak? Belli bilmiyoruz. Değil. Dün bir haber gördüm gece. Schalke ile 15 gün sonra bir hazırlık maçı yapacaktı Beşiktaş. Öyle planlanıyordu.
yerel yönetim işte Almanya'da mı Avusturya'da mı ne maç. Hı-hı. Ya Türk taraftarlar biliyorsun olay çıkarıyorlar ya. Evet. Adamları oynatmayalım demişler maçı. Ya mantıklı. 15 gün var haklı bu nasıl planlama? Oynatmayanlar haklı valla. Ya o doğru da hani yani. Bizim bu hazırlık maçları planlamamız çok enteresan Türk takımlarının. Herhalde şey düşünüyorlar. Bizim gibi düzensiz başka takımlar da var. Yani günübirlik karar veririz. Sizle oynayalım. 2 gün sonra. Yani boş musunuz 2 gün sonra? 8-9 maç yapalım. Herhalde yani. Öyle karar veriyorlar. Malatya ile ilgili resmi bir açıklama yok ama yani ilk maçını 12'sinde oynayacağı söyleniyor. Ben de hazırlık maçlarını takip edeceğim. Daha net yorumlar yaparız sonrasında. Peki. Antalya Spor'a geçelim. Antalya bugün 2 transfer yaptı. Bilmiyorum bizim görsellerimize yetişmedi o. Hı hı. Ufuk Akyol'u aldı. Seni evet. Çok beğendim ve senin özellikle yorumunu tekrar merak ediyorum onunla ilgili. Hı hı. Bir oyuncu daha transfer ettiler. Alt Lig'den Harun Kavaklıdere'yi transfer evet. ettiler. Buradan yorumları da okuyayım ben. Sonra sana Ufuk'u hı hı. soracağım. Hakan Özmert'in Galatasaray'a gideceği iddia ediliyor. Bence kayıp olur. Evet. Zeki Yıldırım, Osman Çelik, Ozan Evrim ve Özdenç'ten kendilerine kulüp bulmaları istendi. Zeki çok ağır bir sakatlık geçirdikten sonra geçen sene dönüş yapamadı iyi Zeki bir şekilde. Zeki bir de takımın sembol oyuncusu. Ben evet. şaşırdım ona. Ama biraz. Çok işte o sakatlıklardan sonra çok düştü. Ozan Evrim de bir ara Galatasaray'la ismi anılıyordu. Ya üçüncü kalecisi falan yani. Hiç olacak iş değil. Ozan bir ara biraz çok popülerdi ama. Evet ama niye o kadar popülerdi bilmiyorum. Antalya'da üçüncü kaleciden daha ileriye gidemedi. Yani Bofin, Ferhat, üçüncü kaleci Ozan. Peki bir de benim yaşı da geçti adam. Adamım Tarık Çamdal'la sözleşme yenilendi. Ne düşünüyorsun Tarık'la ilgili? Yani bilmiyorum oynar şaşırdım. Ya Osman falan kalmamış Zeki Meki. Tarık'ın kalmasına şaşırdım. Herhalde çok çok düşük bir ücretle kaldı. Olabilir. Peki Ufuk Akyol yeni transferi Antalya Spor'a ne düşünüyorsun? Şimdi Ufuk Akyol'u ben 2 sezon önce yani geçen sezon değil bir önceki sezonun başlarında ilk devresinde ciddi fark yarattı Karagümrük'te. Karagümrük o zaman şampiyonlar oynamıyordu. Ligde kalmayı oynayan bir takımdı. O zamanki maçlarına bayağı gidiyordum ve merkez orta sahada ofansif rolde iyi oynayan bir oyuncuydu. Zaten altyapısını Almanya'dan almış bir oyuncu. Oyun zekası olan bir çocuk. İyi bir bitirici. Yani orta saha olmasına rağmen gol pozisyonlarını iyi değerlendiren bir oyuncu. Fiziği işte ortalamanın biraz altında diyebiliriz. Süper Lig için o seviyede diyorum yani. İkinci ligde idare ediyordu ama Süper Lig'de ortalamanın biraz altında kalabilir. Ama oyun zekası var. Oyun zekası olduğu için de gelişme potansiyeli var. Ben o yüzden bekliyordum böyle bir transfer yapmasını ve yanıltmadı ama şimdi Süper Lig için işler o kadar kolay değil. Süper Lig için şey lazım, fizik lazım net bir şekilde. Fiziksel yetersiz olarak gelişmesi lazım. Yani Süper Lig için yetersizdi. Ama oyun zekası bir yerlere gelebileceğini gösteriyordu ve geldi. Bundan sonra yeni bir gelişim söz konusu. Gelişim göstermesi lazım. Evet, tabii hoca şansı da var. Bülent Korkmaz gençlere şans vermekten hiç çekinmiyor. Harun Altsoy'u da mesela izlerdim ben İsviçre'de Türkiye'ye gelmeden önce. Harun Altsoy da mesela fiziksel olarak yetersiz bir oyuncuydu. İnce, biraz uzun ince bir oyuncu. Ya Türkiye'de mesela bir türlü onu devamlı 11 yapamadılar. Şeyi yaptılar mesela. Neydi o çocuğun adı? Doğukan Sinik. Doğukan Sinik mesela devamlı 11 oyuncusu oldu ama Harun devamlı 11 oyuncusu olamadı. Evet. Yani fizik önemli. Bülent Hoca daha da önem verir fiziksel duruma. O yüzden hem Harun genç olmasına rağmen hem de Ufuk biraz zorlamaları evet. lazım kendilerine. Ufuk tabii forma, mesela geçen sene Yekta bazen forma şansı buluyordu biliyorsun. Evet. Benerdi'si hiç katkısı yoktu. Evet. Yani mesela oraya Ufuk belki daha katkı sağlayacak. Şimdi ikisi de gurbetçi. Hem Harun'un hem Ufuk'un oyun zekası var. Teknikleri de iyi ama fiziksel olarak gelişmeleri lazım. Atıf'ı aldı bu takım. Evet. Bilmiyorum Atif belki de Doğukan'ın kanadında oynayacaktır. Çünkü orada da daha çok orada oynamayı seven bir oyuncu. İşte ileride Mevlüt de kadroda kalırsa 10 numara pozisyonunda da oynayabilir Atif tabii. 10 numara oynayabilir. Tabii orada Hakan Özmert'i kullandılar geçen sene sıkça. Evet. Ya Hakan giderse işte belki iki merkez bakalım. Yani fena bir kadrosu olmayacak yani Antalya Spor yani yine böyle Mevlüt'ün kalabilmesi önemli bence ya. Mevlüt ama Mevlüt de 1.2 milyonlar falan istiyormuş ki öyle işte mi? Antalya için çok paralar onlar. Atıf'a piyasası da var. Atıf'a 800 bin euro verdiklerini söylüyor. 800 bin euro evet. Atıf'a 800 aldıysan Mevlüt'e en fazla 1 bir de ilginç olan Atıf geçen sezon sadece ikinci yarı için Rize'den 800 almış. Öyle mi? Yani. Öyle bir şey duydum ben. Şeyde hani bir sezon için alması Antalya'dan iyi. Peki şimdi hangi takıma geçeceğiz? Konya Spor. Ben bir hatırlatmayayım. Periskop'tan gelen yorumlar var. Geçen sezon yani 2018-2019'un puan durumuna göre, sıralamasına göre takımları sıralayarak konuşuyoruz. O sıralamaya göre ilerliyoruz. Sırayla gidiyoruz. Bir bakayım yorumlara. Hoa Felix'i sormuşlar ama Hoa Felix Anadolu takımlarında oynamıyor maalesef. Avrupa futbolunda konuşacağız onları. Avrupa futbolu için Avrupa Arenası'nda Çağdaş Sevinç'le birlikte program yapıyoruz. Futbol Arena'nın YouTube hesabında Avrupa Arenası programı var. Orada bununla ilgili yorumları görebilirsiniz. Yorumlara bakıyorum. YouTube'da canlı, evet YouTube'daki canlı yayınla ilgili bir sorun oldu bu sefer.
İzleyicilerden de gelmiş. Özür dileriz. Bu programı daha sonra YouTube'a yükleyeceğiz. Evet. Bundan sonrakilerde de programlarda tekrar YouTube'da canlı yayın için uğraşacağız. Bu seferlik bir teknik bir arıza oldu. Kusura bakmayın. Doğukan Sinik ne yapar? O da Antalyaspor'u demiş İbrahim Bey. Ya Doğukan geçen sene çok süre aldı. Çok süre aldı. Sıfır, yanlış hatırlamıyorsam, sıfır gol, sıfır asist de sezonu bitirdi ne ki. Ne ofansif bir orta sahnesi. Yani sol kanat oynuyorsun, evet. 25-30 maç oynadın, sıfır gol, sıfır asist. Yanlışlıkla gol atarsın bir tane. Yani kanatta oynayıp, gerçi Antalya Spor'u çok defansif oynayan, az gol bulan bir takımdı. Ama yani mesela U21 milli takımında Doğukan'ı ben biraz daha beğenmiştim. Hatta fazla özgüvenle oynuyordu U21 milli takımında. Yani hiç kimseye pas vermeden oynuyor. Ben yine de gelişimine katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Yani bu sene çok başarısız, bana göre başarısız bir sezon geçirdi Antalyaspor'da Doğukan. Ama bir sene Süper Lig tecrübesi, onun gelecek sezon, bu sezon daha iyi bir oyuncu haline dönüşebilir. O altyapının, o yeteneğin olduğunu düşünüyorum Doğukan'da. Bence de. Sivas, bu kime geçtik? Konyaspor. Sivas sorulmuş, Sivas'a geleceğiz. Evet. Sorunuz varsa da gönderebilirsiniz. Konyaspor'da durgunluk var. Bayiç'in ardından ikinci transfer Alper Uludağ. Başka da bir şey yok. Forma tanıtımı vardı ama onu almadık herhalde. Bir sorun, telif sorunu çıkmasın evet, diye. Videoyu koymadık. Ne olur ne olmaz telif sorunu olmasın değişik diye. Değişik bir forma tanıtımı yaptı Konyaspor. Onunla ilgili tabii şu an bir yorum yapamıyoruz maalesef. Riyad Bayiç'in ardından sol beke Alper zaten konuşuluyordu. Ama ben beklentilerimin altında bir transfer olarak görmüştüm. Sen beğendiğini söylemiştin galiba. Evet. Alper'in potansiyelinin yani kendine baktığı zaman bayağı iyi. Gençler Birliği'nin küme düştüğü sezonda mesela iyi, çok iyi bir dönemi vardı. Alper aslında bayağı attı iyi. Galatasaray'a bir gol vardı, hatırlıyor aynen, musun? Aynen. Son dakikada. Son dakikada. Evet. İki sezon önce. Yani o dönemlerde falan çok iyiydi Alper. Ben iyi bir transfer olabileceğini düşünüyorum ama Konya'nın biraz daha transferi şimdiye kadar yapmamış olması da şaşırtıcı. Yani biraz çünkü çok oyuncu göndereceğiz falan demişti İşte Alp Jovic Kocaman. Gitti, Fofana gitti. Sözleşmesi bitenlerden tam olarak kontrol etmem lazım kimlerin gittiğini. Gelenler şey kalabilir bu arada, notlar ekranda kalabilir. Gelenlerin biraz daha fazla olmasını bekliyordun sen herhalde. Evet, sadece iki oyuncuyu transfer etmiş olmaları şimdiye kadar garip. Yani mesela hangi bölgelere sence transfer gerekiyor? Ya işte sol beki yaptılar diyelim ama yani gidenlere göre değerlendirmek lazım. Yani hangi pozisyonlardan kaç oyuncu gitti gidecek? Şimdi Fofana gitti, Jovic gitti, Traore gitti, Ali Çamdalı gitti. Şu an giden 4 oyuncu var kadroda. İşte giden de çok yok yani. Hoca çok gideceğini söyledi ama çok da bir oyuncu gitmedi yani. Yani şimdi Jovic'in yerine Bayiç geldi. Evet, doldurdun. Sol bek'e aldın işte. Alper'i aldın ama mesela işte... Zota'yı gönderemedi yani. Zuta. Zuta. Fofana ve Traore'nin yerine henüz bir transfer yapılmadı takımda. Evet. Yani bakalım göreceğiz. Alanyaspor'a geçelim. Ya hoca çok transfer sevmiyor tabii Aykut Kocaman, biliyorsun. Normalde sevmiyor ama yapacağız demişti yani. Çok adam göndereceğiz, transfer yapmak zorunda kalacağız demişti ama hala yapamadı. Peki kime geçiyoruz? Alanyaspor. Antalyaspor'lu Dukarı için bir soru var. Evet, onun ne düşünüyorsun Dukarı ile ilgili? Arabistan'a falan satılacağı söyleniyordu. Bence çok doğru zaman. 28-29 yaşlara geldi. Türkiye'deki mesela Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray seviyesinde oynayabilecek bir oyuncu mu? Oynayabilecek bir oyuncu ama yani ben çok emin çok, değilim. Çok yani. İlginç bir oyuncu. Bazen böyle kanatlarda falan da oynuyor. İyi döneminde böyle her şeyi yapabiliyor. Uzaktan şut da var, işte hava topu da var. Çok iyi top saklıyor. Fiziksel olarak çok ciddi üstünlük kuruyor ben falan. Teknik becerisinin yani gideceğim. Ama işte yani doğru takım, evet, doğru takım olması lazım. Evet, oyun stiline uygun bir takıma gitmesi lazım. Oyun stili çok farklı çünkü. Yani ya sadece pozisyon bitirmenin kendisine görev olarak kaldığı takımlarda veya top saklamanın daha başarılı olacağını düşünüyorum ama mesela teknik becerisi, oyun kurulumuna faydası ya da rakip stoperlere baskı gibi fazla ekstra şeyler de beklenebiliyor. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, hatta evet, Trabzonspor'a doğru gittiğinde senden daha fazlası da beklenebiliyor. Onları karşılayabilir mi emin değilim ben Dukarı ile ilgili. Ya Dukarı'nın işte mesela bu Vedat geçen sezon değil, düşünüyorum bu arada. Geçen sezon değil de bir önceki sezon çok büyük katkısı oldu ikinci de şey Alanya şey Antalyaspor'a. O zaman her şeyi yaptı. Ama mesela geçen sezon Mevlüt de form vermeye başlayınca biraz Dukarı kenarlarda mı oynayalım, işte ikili mi oynayalım, onlar olmadı mesela. Evet. Ama mesela en uçta tek oynadığında, özgür oynadığında daha başarılıydı. Daha başarılıydı. Hatta bir ara inanılmaz ya. Adam bu arada gol vuruşu ligin en iyilerinden birisi olabilir. Evet. Bitiricilik noktasında. Hiç de aslında öyle durmuyor yani. Görüntü Mehmet Yıldız gibi duruyor. Yani öyle klas bitirici gibi durmuyor ama müthiş vuruyor. Mehmet Yıldız nereden aklına geldi şimdi? Fizikleri çok benziyor. Çok severdim o Sivas takımına. Balili, Kamanan, Mehmet Yıldız. Evet, Yıldız müthişti ya. Mehmet Yıldız o kadar iyiydi ki o bir dönem. Uzun topları vuruyordun. Topu tutuyordu ve 1.80 hiçbir falan şey. Boyu. Evet.
Ve hiçbir şekilde adamdan faul bile yapamıyordun. Evet. Yani adam öyle bir topu tutuyordu Dürüşçü ki. Dürüşçü gibiydi ya Mehmet. Böyle bir 15-20 saniyeyi topu tutup hadi beyler geçin ya, rakip yaralandı diye Sivas Sporlu arkadaşlarını çağırıyordu ve o şekilde hücum ediyorlardı. Çok acayipti. Peki Mehmet Yıldız Dukar'a örneğinden sonra Antalya Spor'la ilgili. Antalya'ya geçmiştik pardon. Alanya. Şimdi Alanya'ya geçiyoruz. Konya'yı evet. Konuştuk. Şimdi Alanya Spor'a geçiyoruz. Alanya Spor kaleye Marafona'yı aldı. Sağ kanada Tayfur Bingöl. Forvet arkasında Bakasetas. Son olarak da ön libero Siopis'i aldılar. Bakasetas için 700 bin euro. Siopis için 500 bin euro ödendi bonservis. Ki bonservis çok fazla ödemiyor bizim olduğu takımları. Alanya Spor ödüyor. Villafanez için de 1,5 milyon euro ödemişlerdi. Ödemişler. Villafanez için de Monarkas'ın transfer olacağı iddiası var. Hatta ben o notları almıştım ama almamış mıyım? Öyle bir not aldım diye hatırlıyorum. Kim için dedi? Villafanez'in Monarkas'a, Meksika takımına satılacağı iddiası var. Orada biraz çünkü şimdi Bakasetas falan da geldi. Evet. Bir kalabalık oluştu. Lucas herhalde Meksika'ya gidecek gibi görünüyor. Ya Maniatis'i gönderdiler. Şimdi Sioris'i aldılar. Hep bir Yunan şeyi var. Evet, Bakasetas da Yunan. Hep bir Yunan geliyor takıma. Zavellas yine aynı şekilde. Zavellas şey... Maniatis, Bakasetas, Sioris 4 tane Yunan var mı başka unuttuğumuz? Bir Yunan, Yunanistan'da bir menajer bağlantısı var herhalde. Villafanez de Yunanistan'dan gelen Uruguaylı mıydı, Arjantinli miydi? Evet, hangi ülke olduğuna Güney Amerikalı da dediğin gibi Yunanistan'dan gelmişti o da. Alanya Spor'la ilgili Erol Bulut'la ne düşünüyorsun? Yani ya onu hep konuştuk da hazırlık maçlarından sonra falan göreceğiz. Yani gelecek hafta bir hazırlık maçları, ilk maçlar oynanacak. Yani istatistiklere göre rakip yer alan paslaşma maslaşma 18. sıradaydı. Süper Lig'in 18.siydi hücum istatistiklerinde. Peki Barkın Bey tam da tam şu anda soruyu sormuş. Teşekkür ederiz bana Barkın Bey, her zaman takip ediyor bizi. Erol Bulut Alanya Spor'un savunmasını geliştirir mi yoksa mevcut olan ofansif gücünü de götürür mü? Güzel i̇şte soru. O çok şey oluyor. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. 2015-2016 dönemi başladığında Galatasaray'ın. Hamza Hamzoğlu işte az önce bahsettik. Çok hücumcu bir kadro işte. Rize'ye de en son 4-3 yenildi, kaybettiler. Hani takım böyle 3 tane atıyor, 4 tane yiyor. Evet. Savunma leş. İşte Semih Kayalar, Çecrular falan. Savunma çok kötüydü. Ama mesela çok iyiydi. Hücum yani Selçuk, Bilal işte Podolski falan atıyor. İşte Burak, Umut. Ama çok da yiyor. Sonra Mustafa Denizli geldi. Dedi ki ya bu takım nasıl savunma yapıyor dedi. İşte savunmaya ağırlık verdi. Takım gol de atamamaya başladı. Savunma da düzelmedi. Daha kötü oldu. Lazio maçında Mustafa Denizli mi çıkmıştı? Evet. 9 tane savunmacıyla çıkmıştı. Hayatımda gördüğüm en saçma kadar oydu o ya. 9 tane defansif oyuncuyla çıktı yani o maça. İşte mesela Denizli baktı savunma kötü, savunmayı düzelteyim derken hücum da gitti. Yani öyle bir şey de olabilir. Şimdi Alanya Spor'un savunma kötü, hücum iyi. Erol Bulut gelir veya ben bunları savunma yapayım der. Hücumunu da kaybedersin. Çok kötü olur o zaman. Evet. Alanya Spor. Yani bence Alanya Spor gibi bir takıma Okan Buruk tarzı ya da Sergen kesinlikle. Sergen Hoca ile devam etsen daha doğru. Ya ben hoca tercihlerinde biliyorsun Avrupa kulüplerinde işi bu şekildedir. Sportif direktör takımın oyun yapısına göre, oynayacağı futbola göre hoca belirler. Evet. Yani hoca takımın oyun planını belirlemez, oyun sistemini belirlemez. Doğru. Senin alacağın hoca zaten takımın oynayacağı oyun sistemine göre oynatacaktır. Doğru. Ona göre hoca belirlersin. Alanya Spor'a da Okan Buruk'u getirebilirsin. Kemal Özdeş'i getirebilirsin. Sergen kalabilir. Sergen çok sever hücum futbolunu. Tabii Sergen açık kalabilir. Yani ayrılacaksa da yollar. Evet. Atıyorum Kemal Özdeş gelebilir. Aynen. Bu futbolu oynatabilecek bir hoca. Okan Buruk belki oynatabilecek bir hoca ama yani en alakası hoca kim desen bu futbola. Bir Erol Bulut, iki Aykut Kocaman, üç Tolunay Kafkas derim. Evet evet doğru. Erol Bulut geldi göreve yani. Bilmiyorum belki de çok başarılı olacak i̇şte bu birlikte. Efecan, Villafanez bunlar böyle çok yaratıcı çocuklar yani. İşte o ama Erol Hoca işte uzun vurduruyor. Sağbek Bayano ofansif bir sağbek. Solbek Ensakala. Yani bakalım göreceğiz. Bakalım bir transferler devam etsin. Azıcık maçları oynansın daha yorum. Biraz tezat bir ikili yani. Takım ve şey farklı tezat. Peki. Var mı yeniyorum? Kayseri Spor'a Erol geçelim. Erol Bulut'la ilgili gelmiş zaten yorumlamıştık onu. Kayseri Spor'da Başkan Erol Bulut görevde kaldı. Bonservis alınan mensuplardan ilk transfer Deniz Spor'la sözleşmesi sona eren Ziya Alkurt oldu. Ziya Alt Lig'de başarılı bir oyuncuydu. Beğendiğim de bir oyuncuydu benim. Deniz Spor'u mesela kadroda tutmamasına biraz da şaşırdım açıkçası. Yani yedek de olsa ben kadroda tutabilir diye. Hangi pozisyonda oynuyordu Ziya? Kanat forvet. Şimdi şeyde Miguel Lopez ve Mustafa Pekdemek forvet iddiaları da. Miguel Lopez herhalde Thiago Lopez'in yerine gelecek. Elinde. Evet. Elindeki sağ bek yerine Miguel Lopez aslında hani ikisi de hücumcu bek. Başka yani isteyenler de varmış. Şimdi Miguel stoper oynadı ama yani Miguel de çok dengesiz adam. Yani çok yetenekli olmasına rağmen çok problemli bir adam. Şey, Süper Kupa maçında o değil miydi? Aynen yani yaktı bütün takımı. Mustafa Pekdemek'in istenmesi de... O da, bu da garip. Umut Bulut'u gönderip Mustafa Pekdemek'i aldı. Umut kalmış galiba.
Ya bilmiyorum. Dün sanırım bir haber gördüm. Tekrar bir senelik mi uzatmış galiba. Öyle mi? Öyle bir haber görmüştüm. Hikmet Karaman da görevde kaldı. Hı-hı. Ne düşünüyorsun? Ya Mustafa beklemeyi ister hoca bence. Hikmet Hoca. Ama Kayseri Spor'da bu sezon işler zor. Yani. Ben bu Mensah transferini tekrarlıyorum, özür dilerim ama ben çözemiyorum abi. Kayseri Spor böyle maddi sorunlar yaşarken 3.6 milyon euro Mensah'ı nasıl alıyor? Bu bir. İkincisi Mensah'ın adı Beşiktaş'ta geçti. Fenerbahçe'yle geçti. Galatasaray'la da geçiyor geçenlerde gördüm. Üçüyle de geçiyor. Bu takımlar Mensah'ı alacaksa niye Atletico Madrid'den almadılar? Bildiğim kadarıyla bir satın alma opsiyonu yoktu Mensah'ın. Yani ben yorumlarda hiç haberlerin hepsine baktım. Hiçbirinde satın alma opsiyonundan bahsedilmiyor. Sen bu kadar mali sorun yaşarken nasıl Mensah'ı aldın? Tek bir açıklaması olabilir. Sen bunu 4'e 5'e satacağından emin olursun. Öyle alırsın. Tıpkı Melih Demirel'i Alanyaspor'un satın alması gibi opsiyonu. Ama böyle bir opsiyondan bahsedilmedi. Ayrıca bu takımlar alacaklarsa niye Atletico Madrid'den almıyorlar? Eğer bir satın alma opsiyonu yoksa. Ben bu Mensah işini hiç çözemedim abi. Evet yani geçen de bir yöneticisi açıklama yaptı. Hiç öyle bir başkasına satma gibi falan bir şeyler yok dedi. Öyle mi? Öyle 3.6 peki yani 3.6 yani Mensah bana göre pozisyonun en iyi oyuncularından birisi dikti ama. Varsa denenebilir bir risk ya. İşte 2 sene daha gelişir de daha pahalıya satarım falan abi, diye düşünüyorum. Takıma haciz şey icra asama hakkı yani haftada bir icra memurlarını gönderiyor kulübe. Nereye 3.6'yı ödüyorsun yani? Evet. Bilmiyorum neyse ki yorumlarda. Türkiye'de futbolcu değil hoca eksikliği var diye bir yorum gelmiş. Katılıyorum. Yani hoca eksikliği değil de hocaların bir eksikliği var. Hocalar yani Türk futbolunun gelişmesiyle ilgili sürekli diyoruz ya Türk futbolunun katili süper şey hakemler. Katili hakemler yok futbolcular altyapı. Bence hocaların çok ciddi payı var başarısızlıkta. Bence yorumcuların da çok var. Yani Türk futbolunu böyle sürekli bir kaos halinde getiren, doğru, işte doğru. Çok kalitesiz bir algı yaratan, İşte sürekli bir şike iması, sürekli bir maç satma iması yapan yorumcular ve bunların işte hep ana akım medyada yer alması ve evet. Futbol severlerin bunlar dışında hiçbir halt izleyememesi, doğru, kaliteli bir şey izleyememesi bence ligin yani hocalara kadar, futbolculara gelene kadar, hakemlere gelene kadar en beteri bizim yorumcular. Bizim yorumcular sadece kadar yorumcular Türk futboluna yani de yayıncılar da var. Yani o yorumculara para verip de oraya oturtanlar da yani yayın politikasını belirleyen yöneticiler de. Bence en beteri yani direkt böyle futbolunu Türk futbolunu kene gibi sömüren bunlar. Yani bu görevleri veren yöneticiler ve bu yorumcular. Ya 20-30 yıl bu yorumculuk yapan bir adam Türkiye'nin en popüler yorumcularından bir tanesi. Trabzonspor'da işte Rıza Çalınbay görev yaparken Beşiktaş'a karşı diyor ki Rıza Çalınbay şimdiye kadar Beşiktaş'a karşı sadece 2 maç kazanabilmiş abi. Ya görüyorsun yani çok da fazla bir şey söylemiyorum ha falan. Yani ne olmuş? Maç satmış Rıza Çalınbay. Ulan Rıza Çalınbay hayatı boyunca Anadolu kulüplerini çalıştırmış. Rıza Çalınbay herhangi bir en tersken hocadır ya. Beşiktaş'a karşı da işte 26 tane mi ne maça çıkmış. Rıza Çalınbay'ın şu 2-3 yıllık muhabbet şimdi aklıma geldi anlatıyorum. Rıza Çalınbay herhangi bir Anadolu takımının Beşiktaş'a karşı oynadığı 26 maçta galibiyet ortalaması zaten 2'dir, 3'tür. Beraberliği de 8'dir, 9'dur. Geri kalan maçları da kaybeder. Çok doğal bir şey bu yani. Bunu şey diyor, 26 maçta sadece 2 kez kazanabilmiş. Sanki Rıza Çalınbay Galatasaray'ı çalıştırıyordu da 26 maçta sadece 2 kez kazanabilmiş. Ya hocalarla ilgili bu şeyler var işte. Neyse bunu çok şey yani yapmıyorum. Sürekli bir şike iması, sürekli bu maç sattı, bu işte abi futbolcu maçı verdi, yani. Bu bilmem ne bu yaptı. Neyse çok detaylı bir konu, girmeyelim buna ya. Muhabirler falan iyice militana dönüşmüş durumda. Herkes birbirine sallama, bir eleştirme. Yöneticiler geçen sene yani açık yapılan açıklamaları hepimiz hatırlıyoruz. Son aylarda şampiyonluk yarışında. Kimler birbirlerine ne açıklamalar yaptılar. Sonra şampiyon olunca hepsi unutuluyor. Ya ben o yüzden hani hoca kalitesine gelene kadar, futbolcu kalitesine gelene kadar ortamın pisliğinden rahatsızım ve bu bataklığı tamam, yaratan onu değiştiremeyiz ama hoca kalitesini değiştirebiliriz. Yo, asas onu değiştirirsin yani. Ya bunda ya Beyin Sports dünya kadar yatırım yapmış dersin abi bu kadar ben Beyin Sports'ta bir sorun yok ya bu konuda. Ne sorun var Beyin Sports'ta? Beyin Sports direkt hükümete der işte ben bu kadar yatırım yapıyorum. Benim yakınımda yarım kadar bile yapan yok fakat diğer kanalların zaten hepsinin hükümetle bağı olmak zorunda. Vergisidir, bilmem nesidir. Diğer kanallarınız sürekli benim ürettiğim ürünü ve bu kadar milyonlar şey yaptığım ürünü sürekli aşağı çekiyor. Sürekli hakemine işte şey diyor, ya ahlaksız sadece diyor, medya sürekli de, bilmem ne. Yöneticileri ne yapacağız yani o zaman? İşte spor kulübü yöneticileri ne yapacağız? Başkanları, as başkanları her hafta birbirlerine açıklama yapıyorlar. Bizim onları ne yapacağız? Medya söylettiriyor onları da. Ha, o yöneticilerin de eğitimsizliği ayrı dert yani. Onlar ayrı.
Ya işte tabii ki böyle şey bir çark. Birbirine hepsi bağlı. Birini düzeltince diğeri falan hepsi birbiriyle bağlantılı yani. Ayıramıyorsun. İşte Rize'nin başkanının geçen işte silahım olsa vururdum açıklaması evet, falan evet. Yani. Veya unutuldu herhalde. O hiçbir şey olmadı. Yani şimdi hem onu düzelteceksin hem öbürünü düzelteceksin falan. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Abi şunu da kabul edelim. Biz de yani biz senle ben olmasak da bu sevilen de bir şey, tercih edilen de bir şey. Yani biz futboldan ziyade bunları konuşmayı da seviyoruz. Sokrates yaptı işte çocuklar. Bizim arkadaşlarımız falan yani hepsi bizim yaşlarımızda insanlar. Bir sürü de izleyeni var. YouTube'da yapıyorlar yani başarılı bir şekilde yapıyorlar. Yani, tamam. Bu tip programları yapmak lazım yani. Ben de diyorum ki insanlar işte diğer eleştirdiğin kısımları izlemeyi seven çok daha fazla insan var abi. Var. Ama değiştireceksin onların kafalarını. Ya bu şey yani sürekli yani Jean-Jacques Rousseau'nun herhalde Toplum Sözleşmesi kitabında okumuştum ben. Onun söylediği bir söz var işte bu demokrasinin çok kolay kullanılabilmesiyle ilgili bir söz. Diyor ki işte sadece tanrıların seçmen olabildiği, oy verebildiği toplumlarda demokrasi işleyebilir kusursuz bir şekilde. Yani seçmen kusursuz olacak, inanılmaz bilgili olacak, inanılmaz akıllı olacak. O zaman demokrasi iyi işler gibi bir sözü var. Bu şey demek aslında. Sen seçmenini kendine göre programlarsan, mesela cahil olmasını sağlarsan, çok kötü eğitim verirsen istediğin oyu toplayabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi sen onu talep eden bir kitle var, tamam mı? 20 yıldır onu talep ediyor. Yani işte Show TV döneminde şey vardı. Telebolojine falan girmeyelim dur devam edelim. Daha o dönemler vardı. 25 yıldır aynı programı verirsen tamam. adam onun dışında hiçbir şey görmediği için sürekli onu izlemeye devam eder. Anladın mı? Ama adamı eğitirsen başka bir alternatifi de izleyebilir. İşte, tamam çok güzel girdi. Ben de diyorum ki sana niye kolay değil dedim. Abi bizim eğitim reformu gerekiyor o zaman. Ya bu ülke öyle çok basit bir şekilde düzeltebilecek. Hocaları çevirmek, hocaları düzeltmek, bir yerden değiştirmek bence lazım. Daha kolay. Bizim yoksa bir eğitim reformuna ihtiyacımız var ülkede genel olarak. Bu da çok daha büyük. Bunun etkilerini görmemiz de uzun yıllar sürecek. Yani bunun faydalarını sağlamamız da. Çok basit bir konu değil. Bunu geçelim Allah aşkına. Geçelim. Sinan'a da bir çikolata, bir kolata bir şey getirelim. Sinan burada çok sinirlendi. Diğer konu neydi? En son Kayseri'yi konuştuk. Şimdi Rize Spor'a. Bu arada yani. Sesle ilgili bir sorun varsa, var mı sesle ilgili bir sorun? Söylediğimiz yok diyor yönetmenimiz Alper. Ses ne yok diyor? Diyen bir izleyicimiz vardı ama. Biraz daha yüksek sesle konuşuruz belki. Peki. Rize Spor'a geçelim. Villem'den 20 yaşındaki orta saha Atakan Akkaynağı kiraladılar. Vedat Muriç için transfer görüşmeleri devam ediyor. Ama tabii biz notu dün almıştık kusura bakmayın. Vedat Muriç dün bir açıklama yaptı ve takımda kalacağını açıkladı ama şöyle bir durum yine var. Yine devam eder o görüşler. Galatasaray muhabirleri de diyor ki haftaya bu iş bitebilir. Yani Vedat artık Galatasaray'a gideceğini ilan etti diyorlar. Vedat'ın menajeri gerçekten çok akıllı bir adam. Serdar Aziz'i de Fenerbahçe'ye gönderirken aynı duruşu sergiledi. Atar. Çünkü Koz Vedat'ın elinde bir yıl sözleşmesi kalmış. Ya burada işte etik metik arkadaşlar yazıyor. İşte onun görüşmesi oyuncuyla etik değil, bunun görüşmesi etik değil. Ya bu işlerin çok basit kuralı var. Rize Spor'un oyuncusu Vedat Muriç. Atıyorum 300 bin euroya oynuyor, tamam mı? Vedat 400 bin euroluk, 500 bin euroluk, 600 bin euroluk performans vermeye başladığında, yani golleri, asistleri, oyun katkısını falan sunduğunda, senin oyuncun o. Sen diyeceksin ki ya benim adamımın bir yıl kontratı kalmış. Bak kaçıracağım elimde. Bedavaya gidecek. Vedat'cığım gel. 300 bin euro oynuyorsun ama biz de koçum 800 bin euroluk iş yapıyorsun. Helal olsun sana. Senin maaşını 300 bin eurodan 600 bin euroya çıkaralım. Sözleşmeni de 2 yıl daha uzatalım koçum diyeceksin. Vedat Muriç de diyecek ki abi sağ olun. Kabul edecek. İmzalayacaksın. Ne zaman Vedat'ın bunu? Vedat golleri atmaya başladığında bir sene önce. Vedat da bunu kabul edecek. 2-3 yıl sözleşme imzalayacak. Bu sezonda işte toplam 25 gole katkı verdiğinde 17 gol 6 asist. Sözleşmesi de 2022'de bitiyor olacağı için Vedat'ın. Daha 2-3 yıl kontratı olacağı için imzalayacaksın önceden. Çünkü iyi bir yöneticisin. O zaman Galatasaray Fener gelecek diyecek ki işte biz Vedat'ı almak istiyoruz. Buyurun alın 7-8 milyon euro 10 milyon euro diyeceksin. Ama şimdi baştan 10 milyon euroya satacağız dediler. Şimdi 5 milyon euroya'dan aşağı satmayız dediler. Şimdi 3-750'lere düştü. Çünkü kos sende değil. Satmazsan evet. Seneye bedava gidecek. Onu sen kaçırdın. Yani o yüzden kos şeyin elinde. Vedat Muriç'in elinde. Ve o da çok menajeri de akıllı bir adam. Vedat Muriç de akıllı bir adam. Kozlarını iyi kullanıyorlar. Büyük ihtimalle de istedikleri yere gidecekler. Evet bakalım nereye Vedat. Bence Vedat için bu arada... Ya Vedat konusu uzadıkça insanlardan tepki doğuyor. Hı-hı. Ne bu kardeşim İbrahimovic mi falan diye.
Bence yani Vedat şu anda hak ettiği değerinin altına düşüş. Sen menajerinin istediği takıma gitmesi konusunda başarılı bir politika uyguladığını söylüyorsun. Hı hı. Ama bence Vedat'ın imajını çok düşürdü bu işin bu kadar uzaması. Yani dün yapılan açıklama bu arada harikaydı. Nihayet sonlandırdılar bu işi. Yani daha doğrusu bu haberleri sonlandırdılar. Halbuki hı hı. bence yine Vedat gidebilir dediğin gibi. Hı hı. Yine transfer oluyor ama en azından şu hengameyi bir sonlandırdılar abi. Evet, evet, her gün Vedat kime gidecek diye insanlara bu kadar sorarsan insanlar da ya kardeşim kim bu adam? Kim alıyor? Drogba mı geliyor bu takıma? Evet. Ya biz Drogba'yı almışız. Vedat için mi bu kadar uğraşıyoruz? Vedat'a kötülük. Vedat'a çok büyük beklentiyle geliyor. Kesinlikle bu oldu. Evet. Ve Vedat çok eleştirilmeye başlandı. Bence Vedat yani bu bonservis rakamlarını fazlasıyla hak ediyor. Bence de. Beklentilerin üzerine. Ya ben ilk 11 bile çıkabileceğini tabii ki şüphem var. Yani ilk 11 çıkıp çıkmaması yani ya da Vedat'a güvenerek ya yedek santraforumuza yani yatırım yapmaya gerek yok. Yedekte de bir çocuk dursun. Biz Vedat'la bu seneyi götüreceğiz demeyebilirsin Galatasaray'da Fenerbahçe'de. Ama ilk 11'de çıkabilir. Zamanla o performansa ulaşabilir. Ben Fernandinho'ya çok benzetiyorum Fenerbahçe'ye geldiği dönemde. Ben Fernandinho'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fernandinho'nun özellikleri çok iyiydi. Hı-hı. Belki Vedat'tan da iyiydi. Ama Vedat'ın farklı özellikleri olduğunu düşünüyorum. Yok geliş dönemi işte mesela Fernandinho Fenerbahçe'ye geldi. Van Persie de geldi. Van Persie o kadar böyle aşırı beklentiyle geldi ki yedek kalamaz. Kalması teklif dahi edilemez pozisyonda. Çok isim, çok para. Ama Fernandinho daha formdaydı. Evet. O dönemde daha formdaydı, oynayamamıştı. Ama ben Vedat'ın daha iyi mesela top saklama becerisi diyoruz ya. Vedat top saklama değil, bunun adı başka bir şey olması lazım. Ya yani Başakşehir stoperlerini dövdü adam ya. Evet. Top göstermedi Başakşehir stoper deplasmanında. Doğru. Yani top saklayabiliyor, takım arkadaşlarına işte alan açabiliyor. Hava toplarında çok yetkili. Gol vuruşu becerisi hep bir eksikti. Bu sezon onu da geliştirdiğini gördük. Asist sayısını yükseltti. Felgi Fenerbahçe maçında mı ne bir asisti var. Orta yaptı böyle sol kanattan. Cağ sahasına doğru. Yani Vedat rakip stoperlere baskı dersen evet. ligin en iyisidir belki Vedat. Kesinlikle. Savunma yardımı dersen Umut Bulut'un falan üst level'ı adam sürekli. Doğru. Ki Umut Bulut yıllarca Galatasaray'da oynadı. Doğru. Ya her türlü katkı sağlar. Ben de. Ve daha önce de konuştuk. Avrupa'da çıkıştaki bir milli takımın ilk 11 oyuncusu. Evet. Ve 25 yaşında. Ben daha böyle ilk Fenerbahçe çıktı. Galatasaray'ın hiç adı bile geçmiyordu. O zaman hatırlıyorsan demiştim. Hem Fatih Terim'in sistemine hem Ersun Yanal'ın sistemine inanılmaz uyuyor. Evet. Bunlar böyle Emrak Baba'dan beter kapışır demiştim. Hatırlıyor musun? Evet. Hakikaten de öyle oldu. Ama boşuna da kapışmıyorlar yani. Sivas'a peki bu arada geçelim, bana yani benim oyuncu gözlem yeteneğim çok fazla yoktur. Sen scoutsun. Bilmeyenler için yani scoutluk yaptın. Yaptım. Daha doğrusu. Hala da yapabilirsin. Scoutluk başka bir göz. Ben takdir ediyorum. O futbolcu izleme hakikaten başka bir yetenek işi. Ben öyle bir yeteneğin olmadığını düşünüyorum ben de ama bana sallayan arkadaşlara da özellikle Futbol Arena ofisinde bana sallayan arkadaşlara da söylemek istiyorum. Şu Vedat Muriç'i babası benim kadar övmemiştir. Doğru. Yalan mı? Doğru doğru. Vedat Muriç'i ben bu kadar övdüm. Doğru. Daha Ekim ayıydı. Doğru. Dedim ki ya bu Vedat Muriç, ya yani Frey daha doğrusu. Fenerbahçe için 2.8 aldı Frey. Vedat Muriç'in kramponlarını taşır anca. Ya daha öncesi var. Senin bir yazdığın bir yazı mı var 2016'larda? 15'te. 15'te. 4 yıl önce. Evet. Bir santroforla benzetmişim evet. Türk futbolundaki yeni olacak diye. İsmi pek söylenmek istemeyen santroforu. Yani Vedat, bunun dışında Vedat sadece Vedat da değil bu arada. Başka oyuncular da var da. Yani Taylan Antalya'da falan da biliyorsun sezon boyu övdüm burada. Evet doğru. Taylan'ın durumu ne oldu acaba? Şimdilik hiç ses çıkmıyor sessiz mu? Sessiz kaldı. Evet. Biz Sivas'ı geçmedik değil mi daha? Sivas'a geçmedik evet. Şimdi Sivas'ta geçebiliriz. Sivas'ta şimdi mi geçiyoruz? Aynen. Abi ben orada Emre Kılınç şu an notlarda yok da. Ondan da bahsetmek istiyorum. Sivas yedek kaleci olarak Kayserispor'dan Muammer Yıldırım'ı aldı. Asgarici de almıştı biliyorsun evet. Fransa 2. liginden. Evet. Santofor Eren Derdiyok'un istendiği iddia ediliyor. Evet. Ne diyorsun? İşte Rıza Çalınbay'ın en sevdiği santrafor Gomis'ten daha özellikli demişti Eren Derdiyok için. Öyle mi? Evet. Kasımpaşa'da çalıştırmış olabilir mi yoksa sakat mıydı Eren o sezon? Kasımpaşa'da çalıştırdı. Oradan seviyor zaten. Hatta 12-13 gollük bir katkı aldı asist. Böyle iyi bir katkı almıştı orada. O yüzden seviyor. Zaten hocalar böyle iyi bir performans aldığı oyuncuyla çalışmak ister. Sonra diğer takımına götürmek ister falan. Ki Rıza Hoca çok sever zaten öyle şeyleri. Bu arada birkaç yorum geldi. Şimdi bir Sivas'la ilgili. Sivasspor'un mali yapısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkanın açıklamasına göre hiç borcu yok demiş Sivasspor bir izleyicimiz. Biz zaten bunu neredeyse her programda söylüyoruz. Evet, evet. Yani Mecnun Otyakmaz'ın eleştirdiğiniz yönleri olabilir ama yani bir Anadolu kulübünde takımın borç şeyine, finansal yapısına bu kadar dikkat eden başkan fazla yok. Evet. Ve uzun yıllardır bu görevde Mecnun Otyakmaz. Yani muhtemelen Mecnun Otyakmaz giderse de Sivas'ta başka diğer Anadolu kulüplerine benzer. Doğru. Anlamsız harcamalar yapar ve borca girer. Hakikaten ödemelerin düzenli yapıldığı ender kulüplerden birisi. O
sürekli ilk 6'larda 5'lerde de görmemiz lazım bu kadar. Ya işte görmen ama işte görmen gerekmesi kolay mı abi ilk 5-6 oynamak Süper Lig'de? İşte ciddi yani, ciddi bir yatırım gerektiriyor bence. Geçen yıllarda küme düştüler ya. Yani hiç olmaması lazım. Borç yükü olmayan bir takımda. Yani o mali disiplini sağladığı gibi bir kurumsallaşma, takım içi kurumsallaşmayı sağlayamadılar. Ya i̇yi transfer dedi, yapmayınca takım güme düşüyor. Evet, iyi transfer yapmak da kolay dedi. Sivas'ın altyapısı işte gereği. İşte, yabancı oyuncu getirdiğinde işte. Sivas Belediyespor var ikinci ligde mesela. Onu iyi bir PAF takım haline getir. Yani ikinci takım haline getir. Oradan getir. Altyapıdan oyuncular çıksın. Ya oyuncu getirmek kolay değil Sivas'a. Şimdi Göztepe'ye oyuncu getirmek var. Sivas oyuncu getirmek var. O doğru. Doğru. Ama yani yine de o ekonomisi bu kadar düzgün bir takımın artık daha üst seviyeleri hedeflemesi lazım. Ekonomisinin düzgün olması sebebi de işte maliyeti düşük. İşte Aaron Apindango'yu kimse almıyor, Sivas alıyor. Emre Kılınç da öyle ya. Bolu'dan getirdiler onu. Evet, mesela yıldız haline getirdiler. Evet. Bu arada Emre'nin de şu an transferde isminin geçmemesini çok şaşırıyorum. Bence Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir hepsinde oynayacak kalitede bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın sol kanadını aldı zaten. Hem Adem Büyük hem Babel. Bir de bonservissiz doğru, alabiliyor. Doğru. Şimdi bonservis sıkıntısı var Galatasaray'ın. O doğal. Beşiktaş'ın kanadı yok. Beşiktaş ona teklif götürebilir hakikaten. Beşiktaş alabilir kesinlikle. Tyler Boyd isimleri geçiyor biraz. Fenerbahçe de alabilir. Fenerbahçe'nin de sol kanadı hiç yok. Bu arada Emre sol ayaklı bir oyuncu. Yani, yani belki sağ kanat oyuncusuna da dönüşebilir. Evet olabilir. Yani ya, sağdan iyi de çok iyi de bir şutör. Sağdan evet, soluna çekip evet, şut atabilir. Yani şimdi Emre ameliyat olmuştu ama sanırım fıtık ameliyatıydı o. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Ya bir dizinden falan bir ameliyat olmadı. Dönüşü de Ağustos falan olsa sezon başında yine bu oyuncu oynayabilecek durumda. İsmin hiç geçmemesine şaşırıyorum ben. Sivas'ın elindeki, belki Sivas çok para istiyordu. Beşiktaş bilmiyorum. Ve Fenerbahçe'nin hiç düşünmemesi evet biraz. Belki de yüksek para istiyordu. Bak şimdi böyle 3-4 milyon euro istiyorsa mesela Mecnun Takmaz. Olabilir. Fazla gelmiş olabilir kulüplere. Bakalım Sivas'ta transferler devam edecek mutlaka. Ankara Gücü'ne geçelim. Çok ilginç bir durumda Ankara Gücü. Sivas daha böyle yapsın transferleri sonra konuşacağız. Bak bir yorum gelmiş. Çok da uzatmayayım ama az önce konuştuğumuz konuyla alakalı. Diğer ülkelerde dünya şampiyonu olmuş futbolcular futbolu yorumluyor. Bizde manav falan, kasap falan demiş. Ya bizde de şöyle bir eksik var abi. Bizim eski futbolcular futbolu yorumlamayı, adam futbolu oynamayı iyi beceriyor ama yorumlamayı beceremiyor. Evet, çünkü bu ikisi farklı şeyler. Doğru. Bizde gazeteciler daha fazla yorumculuk yapıyor. Çünkü adam en azından konuşmayı becerebiliyor. Evet, doğru. Bizim futbolcular abi futbolu iyi oynuyor ama konuşamıyor. Mehmet Demirkol mesela. Mehmet Demirkol futbol oynamamış. Adam çok zeki bir adam. İyi konuşuyor. Evet. Oturup dinliyorsun. Yani onun yerine eski bir futbolcu çıkarsan adam dinletemiyor kendini yani. O da ya ben orada değilim abi. Ben işin ahlak boyutundayım. Ya, ahlaki açıdan güzel programlar yapmak lazım. Sürekli işte evet. Hakem maç verdi, sattı. O verdi mi oyuncuyu? O işte Fener'de ya Nihat Kahveci şey yapmıştı abi. Beşiktaş Fenerbahçe maçında Beşiktaşlı bir oyuncu için Lens. Yani Lens'i yeni transfer ediyor Beşiktaş. Lens de eski takımına kıyak mı yapıyor, Fener'den oynuyor gibi. Ya bir futbolcuya bunu der mi? Belki o an bir taraftarlık hissiyle söylemiştir o an. Yani çok ciddi ya işte, bir... O da beter. Twitter'dan taraftar... mı yazdı bunu? Evet. O da beter. Evet. Beşiktaş taraftarına şirin görünsün diye kendi meslektaşının ekmeğine hakaret ediyor. Ya bu kadar kolay mı bu iş? Belki esprisine yazmıştır canım. Onu çok yok ciddiydi de neyse. Hadi. Tom var abi Twitter'da. Nereden bileyim ciddi. Belki esprisine yazdı. Oluyor insan bazen çok sinirleniyor. Tepki gösterebiliyor öyle anlık. Ama işte insanlara iftira atmamak lazım. Ya bir de çerçeveyi sürekli şey gibi oldum ya. TRT Spor'un yorumcusu kimdi? Sürekli sinirleniyordu. Sürekli sinirlenen yorumcu mu var TRT Spor'da? TRT sabah programlarını sunan. Adını unuttum ya çok. Gazeteci abi diyorsun. Atilla fanatik abi. Eski genel. Ha Cem Dizdar diyorsun. Cem Dizdar gibi oldum bu programda. Çok sinirlendim. Abi Cem abiye de selamlar adını unuttum ama yani çok beğendiğim. Peki Ankara Gücü'ne geçtik. Hörtö'nün tweet'i var. Thomas Hörtö Ankara Gücü'nün oyuncusu. Ankara Gücü sanırım doğum günü mesajı paylaşmış. Ben o doğum günü mesajını görmemiştim ama Hörtö'nün cevabı teşekkür ederim doğum günü kutladığınız için. Bana doğum günü hediyesi vermek istiyorsanız 9 aylık ödenmemiş maaşımın bir ayını verebilirsiniz demiş. Adam haklı. Adam 9 aydır maaş almıyormuş. 9 ay. Ve bu adamlar yani Hörtö almıyorsa diğerleri de almıyordur. Evet. Bu adamlar takımı ligde tuttular. Doğru. Ya bravo hakikaten. Mustafa Kaplan'a tekrar bravo. Ankara Gücü'nün karakterli oyuncularına da bravo. Yani maaş almamalarına rağmen takımı ligde tuttular ama bu Ankara Gücü de her sene yaşayacak bana bu sıkıntıyı. Ankara Gücü her sene finansal sorun mu yaşayacak? Devre arası yapılan saçmalığın belki takım ligde kurtardı ama gerçekten büyük bir saçmalık oldu. Yani 7-8 tane oyuncunun sözleşmesini kapattılar. Onlara maaş ödemeye devam edip bir 8 tane falan daha yabancı aldılar. Neredeyse 20 tane falan yabancıya para ödemek zorunda kaldılar. Bu tabii ki bu senelere yani bu dönemlere tabii ki yansıyacaktı.
Yani herkes 15-16 futbolcuya para öderken sen 30-20 tane yabancıya işte toplam 30 tane futbolcuya para ödersen nereden gelecek bu değirmenin suyu yani? Ki ödeyemedin yani bunu inşallah. Bunu planların yani senin gelirin belli, giderin de belli olacak. Çok mu zor bunun hesabını yapmak yani? Şu kadar gelirim var. 10 birimlik gelirim var. E sen nasıl 15 birimlik harcama yapabilirsin ki o zaman? İşte Sivasspor yapmıyor işte mesela. Yani bu çok da zor bir şey ki değil ki Ankara Gücü bunun cezasını yaşadı biliyorsun. Yani mali sorunlar nedeniyle. Evet. 3. lige kadar düşen bir takım yani bu ihaneti nasıl yapabilirsin ya? Süper Lig'e çıkmışsın. Orada işte Mehmet ya Yener... gerçekten 10 birimlik harcama yapıp denk bütçeyle küme düşsen bu kadar zarar vermezsin. Evet. Akhisar mesela küme düşüyor. Akhisar'ın geri dönme ihtimali Ankara Gücü'nün şu anki durumundan daha iyimser görünüyor. Doğru. Bursa Spor'dan da mesela daha fazladır evet. diyebilirsin. Evet. Herhalde, mali olarak. Aynen öyle. Ya Ankara Gücü'ne Mehmet Yener Başkan'ın verdiği kararlar zaten taraftar çok eleştiriyor ki 22 Temmuz'da sanırım kongre olacak. Orada bir başkan değişikliği olabilir. Şu an takımın hocası yok. Yani gelen başkana da inanılmaz bir yıkım işte. Ya yani. Şimdi ya düşün. Enkazın. 22 Temmuz'da mı ne kongre? 22 Temmuz dediğin kamp başlıyor 8'inde. Tabii. Takımın hocası kim? Hoca belirledin diyelim. 2 hafta sonra başkan değişse. Transferi açsan işte Ağustos ayında çürük elmaları alabilirsin. Transfer yasağı sürüyor. Teknik direktör belli değil. Başkan değişebilir. Ya bu takım transferler yapacak. Yine ilk 4-5 hafta Ankara Gücü herhalde çok zorlanacak. Ya bakalım. Diyelim ki zengin adam buldun tamam mı? 22 Temmuz'da geldi. Senin bütün borçlarını falan ödedi. Transfer yasağını açtı. Murat Acaba bu arada başkan adayı. Transfer yasağını da açtı 22 Temmuz'dan sonra bulacağın adamları ne kadar iyi getirebileceksin? O dönemden sonra kuracağın kadro zaten Ağustos başında lig başlayacak. Gerçi iyi buluyor. Ankara Gücü iyi oyuncular buluyor. Devre arasında o mucize gibi bir şey gerçekleştirdiler. Orjil ile Boyd'u buldun. Aynen. Ama paralarını ödemiyorsun. Evet. Kitsu'yu buldun. Ki o da iyiydi. İşte mesela Boyd'u tutamadın. Kitsu'yu aldılar alamadılar herhalde. Sako'da. Sako'yu da ekleyelim. Sako'da kiralık gelmişti galiba. Ya iyi buldular yani. Fena bir katkısı alamadı. Orjil sözleşmeli oyuncusu takımın. İyi transferlerdi. Sako, Boyd, Orjil, Kitsu, 4, Pazdan. 5 tane çok kritik abi transfer. Şimdi Pazdan da biliyorsun değil mi 50 bin euro. Evet. Yine bir, saçma sapan bir anlaşmayla gitme ihtimali varmış. Evet. İnanılmaz hakikaten yani. Ankara Gücü taraftarının tepkisi de son derece doğru. Vedat Muriç ile ilgili bir yorum daha gelmiş. İşte Hakan Şükür kadar atlet, çevik ve golcü değil. İyi oyuncu ama o kadar da değil. Yani Türk futbol tarihinin en fazla gol atan oyuncusu kadar da olmayabilir tabii ki ama evet. iyi bir oyuncu. Ya bu kadar ama daha güçlü sanki. Şu an çok eleştiriliyor falan. Sanki böyle hiç değeri yokmuş gibi duruma da geldi. Bu biraz Rizespor'da oynamasından geliyor kaynaklı. Sanki ama 25 yaşındaki durumlara göre çok güçlü. Geçen dün de Orhan Uluca onu yani benzetmeye. Ben o konuya girmemek için uğraştım ama sen illa gireceksin yani. Benzetme yapmıştı. Çok gol kaçırdığından bahsetmişti işte evet, o yaşlardayken. Evet. İzledim. Vedat daha net bir bitirici. Vedat'ın bitiriciliği aslında ciddi bir sorundu. Düzeltti. Ama bu sene çok geliştirdi evet. onu. Evet. Yine belki problem de büyük çoğunlukla diğer takımların baskısı farklı oluyor. Neyse onu geçelim. Mr. Kubit demiş ki gelecek sene için izlemeyi en merakla beklediğiniz Anadolu takım transferi. Direkt transfer için sormuş. Ha, daha transferin başındayız gerçi. Zor soru evet. Yani şimdi bütün transferleri şöyle gözden şimdi geçirmek lazım. Mutlaka Andusic'i evet. sen övdün mesela evet, Trabzonspor transferini. Arkadaşım övdü bana da ben onu... Hı. Yani üç büyüklerden Allah yeri merak ediyorum da. Anadolu takımları için. Anadolu sormuş. Takımları için. Yani. Daha transferler devam daha ediyor zaten. Az, yani. Evet. Daha çok az transfer oldu. Biraz evet. daha transferleri görelim. Evet kesinlikle. Biraz daha görmek lazım. Şu ana kadar alınan oyuncular hep bildik oyuncular. İşte ne bileyim Konya gidiyor Riyad Mahir, evet. Alper Uludağ alıyor i̇şte mesela. Denizli Rodayaga'ları falan. Denizli bütün Süper Lig oyuncularını alıyor. Böyle çok bilinmedik oyuncu alan işte Trabzonspor falan yaptı o transferleri. Doğru. Göreceğiz şimdilik peki. Şimdilik evet. Şimdi şey oyuncu yok. Ama ilerleyen haftalarda bu konuyu konuşuruz. Güzel yani. Soru evet. Bunu geçelim abi. Al. Göztepe. Yok pardon Kasımpaşa. Bir saate yaklaştık yine. Trezeguet için Aston Villa'nın 9 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Ya ben Trezeguet çünkü. Etmiştir. Bu arada İngiltere'de çok fazla Mısırlı futbolcu var. Evet. Premier Lig'de de, Championship'te de. El Gazi nereliydi? Cezayirliydi galiba değil mi? Hegazi mi? El Gazi. El Gazi. Enver El Gazi. Enver mi adı onun? Evet. Anvar diye yazılan Enver El Gazi. Şu an nereliydi açıkçası? Aston Villa 9 milyon euroya El Gazi'yi aldı ama hangi evet. El Gazi bilmiyorum. 9 milyon euroya Fransa'dan El Gazi'yi aldı. Fransa'da mı? Şey işte bu Ajax'tan çıkan El Gazi o. Hı-hı. Aston Villa'da kiralıktı zaten bu sene. Satın alma opsiyonu falan vardı herhalde. Dediğin gibi Afrika asıllı oyuncular var. O galiba Faslıydı. Mısır'da. Yani direkt olarak Mısır'dan çok fazla oyuncu evet. var Premier Lig'de. Yani insanların şaşıracağı kadar fazla. Trezeguet de gidebilir. Yani Mısırlı oyuncuların için iyi bir pazar. Çok yetenekli. Geçen yıl zaten Mısır milli takımıyla da coşmuş Afrika Uluslar evet. Kupası'nda. Ya grup turunda bence geçen sene Galatasaray'ın 5 milyon euroya almadı ya serbest evet. kalma maddesi vardı. Çok bence kafasını vuracak. Bence de Trezeguet daha uçuk fazla gider yani. Net.
Şu ana kadar kaleci Fatih Öztürk, stoper Jorge Fernandez, sol kanat Kerim Afez ve santrafor Mametiyam transfer edildi. Ya 4 tane iyi transfer yaptılar gibi görünüyor şu anda. Mametiyam bilmiyorum. Tabii Tiam ya yani yeni Jack ne olma umuduyla alınan bir oyuncu. Kaleye tamamladılar. Yeni transferler de olacaktır. Çünkü evet, daha lazım. Ya burada şu ana kadar sanırım bonservis bedeli ödedikleri bir oyuncu yok diye biliyorum. Yani. Jorge zaten kiralık. İşte Hafez de kiralık. Fatih bonservis elinde. Tiam'ın bonservis elinde. Bu takım Jack neden 13 milyon euro kazandı. Evet evet. Daha onu harcamadı. Transfer de lazım zaten. Daha harcamadılar o parayı yani. Göztepe'ye geçelim. Kasımpaşa'ya çok hızlı geçtim. Bir saniye ben Kasımpaşa'ya peki, iki cümle şöyle daha etmek istiyorum. Evet. Kasımpaşa'mız biraz Kemal Özdeş hocamızla. Gidecek misin? Bu sene Kasımpaşa maçlarına en çok giden medya mensubu sen olabilirsin bu arada. Evet ama yani doğru gerçekten olabilirim. Bir de ajansların muhabirleri vardır sorumlu olan hani. Onlara evet. Her maça gitmek zorunda olanlar. Ekran önüne onun çıkan dışında birileri kişiler evet. Arasında en çok sen olabilirsin. Evet ama konuşulacak bir şey yok hakikaten. Hayda. Kasımpaşa halkı Sinan'a gereken cevabı köftecinin orada. Dur zaten yürüyerek gidiyoruz. Bir de taraftarlar çevirirmiş. Hani konuşacak bir şey yoktu. Gel bizi anlat. O köfteci hep gidiyor ısladın o girişinin oradaki. Sinan'a gereken cevabı verirsiniz. Kasımpaşa'da ben umutluyum. Kemal hocam zaten o havayı tekrar kazandıracaktır. Bir şu taraftar işinle şu taraftarlarındaki sorunu çözemediler. Bilet mi istiyorlar? Bedava bilet mi istiyor taraftarda? Yani tabii şimdi ben de bu konulara girmeyeyim. Ben de bilerek gidiyorum stada. Ama yani neyse bu sorun abi. Bir başladı. Bu kulübün arması da değiştiğinden beri 5-6 yıl önce. Bir kopukluk başladı taraftarla kulüp arasında. Stad bir türlü dolmuyor. Evet. Yani İstanbul'da eskiden doluyor muydu 5 yıl önce? Ya dolmasa da atıyorum 3000-5000 kişilik bir kemik bir kitle olurdu. Ben ilk 12-13'te falan gitmeye başladım herhalde. Onun öncesi nasıldı acaba birincilikteyken falan? Ha mesela ya şeydi yani yine 3000-5000 kişilik bir kitle vardı. Şimdi o da yok. Ligin en az taraftarına sahip takımlarından biriz Kasımpaşa. Rize'den sonra Kasımpaşa. Ve gelenlerin çoğu da diğer takım taraftarları bu arada. Yani Passo Ligi olarak bakıldığında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Passo Ligi ile gelenler daha fazla Kasımpaşa'ya gelenlerden. Yani şu taraftar işini de çözerse bu sene Kasımpaşa ilk 6'yı oynayabilecek bir takım olabilir. İşte ama yani taraftarı bir şey sunman lazım. Bir aidiyet, bir bağlılık. Abi Kasımpaşa semtin içinde takım. Daha ne olsun ya? Semt takımı ama yani çok sadece fazla yeterince sahiplenilmiyor galiba. Ya işte bak işte futbolu sevme konusunda mı bilmiyorum. Ona mı girmek lazım? Yani işte İngiltere'yi hep övüyoruz, mövüyoruz. Semt takımları, kasaba takımları dolduruyor. Sen semtin içinde İstanbul'un en güzel noktasında sadece semttekiler gitse o stat dolup evet, taşar. Kasımpaşa'nın nüfusu ne kadar semt? Bilmiyorum açıkçası ama çok büyük bir yer sonuçta Kasımpaşa. Şey de öyle ona bakarsan. Başakşehir de öyle. Yani Başakşehir semtinden gelse ama hocam Kasımpaşa lazım. Kaç senelik takım? Evet, doğru. Peki geçelim Göztepe'ye. Ama mesela çok daha büyük şeyler var, semtler var. Bayrampaşa kaçıncı ligde? İkinci, üçüncü. Gazi Osmanpaşa çok daha büyük semt. Amatörde yani. Evet. Yani çok daha büyük taraftarı olabilecek semtler bunlar yani. Çok köklü. Eyüp. Eyüp mesela. Evet. Bizim oralarda. Eyüp taraftarı ne kadar bilmiyorum. Eyüp doluyor mu sırada? 1000-2000. Öyle mi? Yani çok az yani. Ateşli mi? Ateşli. Mesela Karagümrük stat çok küçük abi zaten. Evet. Old Trafford'da oynamıyor Karagümrük. 1000 kişilik falandır zaten yani stadı. Çok küçük tabii. 3000 falandır stadı ve hani doldurulabilecek yerleri dolduruyorlar. Kale arkasına doğru gitmiyor taraftar. Doğru. Müslür Kübit, Kemal Özdeş hocam bana kombine aldıracak demiş. Vallahi ben de düşünüyorum Kasımpaşa kombinesi bu sene almayı. Ama yani maçlara çok giremediğimden bilmiyorum. Belki bu sene şu basın tribünün işini ayarlarsam. Ayarla artık yani. Evet. Yani, konuş yani. Bu basın mensupları diyorlar ya şu maça gittik falan sen çok büyük fedakarlık yapmışım anlatıyorlar. Abi basın tribünden maç izlemekten daha keyifli bir şey yok. Bir kere o Flash TV'nin yanından aşağı indiğinde direkt basın tribünün olduğu tribüne gidiyorsun. Evet. Harika bir yerden izliyorsun. Yürümüyorsun. Cep telefonu, powerbank istediğin şeyi yanına alabilirsin. Basın mensubu olduğu için onları da içeri sokabiliyorsun. Laptop. İstediğini sonra sokabiliyorsun. Basın mensupları çok rahat maç izliyorlar. Sinan da anlatıyor böyle. Biz taraftar gibi gittiğimiz için tavaf ediyoruz stadın etrafını. Diğer taraftan giriyoruz, zorlanıyoruz. Basın mensupları anlatırken böyle çok büyük fedakarlıkmış gibi anlatıyorlar Kasımpaşa maçlarına gittiklerinde. Halbuki taraftarına gitmesi daha doğru. Basın mensubu için mükemmel yani Kasımpaşa. İn Beyoğlu'ndan, Asmalı'nın oradan 2 dakikada ben şey yapıyorum ediyoruz. Bir de orada gitmeden yemek de var mı bu arada? Varsa da söyleme bence. Sandviç, çay falan var. Çay, kahve falan var. Stada giderken orada böyle köşede bir şey var. Bakalım. Kafe gibi bir yer var. Direkt şeyi görüyor. Denizi görüyor. Orada hep gitmeden önce orada oturup bir çay içip kitap okurum bak. Yani. Keyfe bak abi. Yani biz, bir saat önceden çıkarım. Orada bir yarım saat bir çay bir kitap okurum. Oradan da o fakirlerin arkasından. Ben de bakkaldan abi gazete kağıdı fazla gazete kağıdı var mı diyorum. Tribünde çünkü oturacak yere gazete kağıdı koymak için gazete kağıdı arıyorum. Rıdvanların falan arkasından dolanıp hemen giriyoruz. Peki. Göztepe'ye geçelim.
Barkın Bey tam Göztepe'de sormuş. Göztepe'li Barkın Bey. Cilerme ile ilgili sormuş. Oyun kurucu eksiğini giderebilir mi? Berkan Ömer Bayram sol bek için yeter mi demiş. Direkt söyleyeyim sana. Ömer Bayram mı geliyor? Ömer Bayram Göztepe. Ben bilmiyordum ben de. Ben de duymamıştım. Fayda sağlayabilir orada sanki. Biraz kilo da verirse Ömer Bayram artık. Evet artık yani. Devamlı oynarsa belki toparlar da. Diğer soru. Cilerme oyun kurucu eksiğini giderebilir mi? Yani Göztepe'li... Cilerme'yi çok böyle 6 numara oyun kurucusu olarak şey yapmadım ben. Sağ numara, önde biraz daha. Sağ önde veya 10 numara pozisyonları daha mı? Şimdi mesela Andre Castro'yu kullanıyorlar birkaç senedir o bölgede. Efecan'ın oynadığı pozisyonlar Cilerme'ye daha uygun. Sağ ön 10 numara arası. Ama mesela gelip 6 numaradan... 6 numarada kurucu... düşünmezler zaten de. Şimdi mesela forvet arkasında oynayabilir mi sence? Orada oyun kurucu... Gerçi orada oyun kurucu artık yani... Ne, bitirici artık orası. Günümüz futbolunda çok da oyun kurucu gibi bir şey olmuyor artık o forvet arkası. Bitirici oluyor. 10 numarada oyun kuruculuk kalmadı. Çünkü artık orası derin artık oyun... bitirici bölge. Evet, artık daha oyun geriden... kurucu daha geride oldu. Derin oyun kurucu oldu. İşte Jorginho'nun falan yaptığı gibi. Aynen öyle. Yani Cilerme doğru isim mi Göztepe için? Emin değilim. Orada Scariano'yu aldılar mesela. O da daha skorer bir oyuncu. Olmadı. O beklentileri karşılayamadı. Santrfor ne olacak? Yani hala çok fazla peki, eksiği var Göztepe'nin. Bakalım notlara. Tamer Tun hedefim Göztepe'yi 50 yıl sonra Avrupa'ya taşımak. Ya bir an ne oluyor dedim 50 yıl sonra. 50 yıl önce oynamış en son Göztepe Avrupa'da. Tamer Tun'a 7 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz. Santrfor, stoper, sol bek, orta saha mevkileri için görüşümüz iyi oyuncular var demiş. Geçen sezon Malatyaspor'a kiralık oynayan Cilerme'nin ismi geçiyor. Abel Hernandez, Alper Potuk, Mehmet Topal, Varis, Willy Moussu transfer iddiaları. Mehmet Topal gibi zaten şey var, Alpaslan var. Çok benzer oyuncular. Evet, ki Mehmet Topal'ın bence ücretine çıkmak da fazla olur. 33 yaşında. Alper de yüksek bir ücret alıyor. Sanmıyorum. Hep de böyle üç büyüklerden düşenleri toplama merakı var. Sabri, Yasin Öztekin. Bir tane daha vardı. Anladım yani benzer bu tür transfer politikasını değiştirmesi gerekiyor. Tam böyle Alper Potuk da onlara benzer. Abel Hernandez de klasik bir Göztepe santraforu. Fizik olarak güçlü, uzun boylu, hızlı, bitiriciliğine soru işareti koyabileceğiniz bir adam. Göztepe çok seviyor. Bir de atletik bek oyuncularını çok seviyor Göztepe. Yani, değiştirmek lazım. Lumor, gerçi bu Lumor Afrika Uluslar Kupası'nda ilk 11 başlıyor. Gana'da galiba. Gassama da yine ilk 11 oynuyor. Ya ikisi de şey ya, yani böyle hücumda etkisiz. Çok düz oyuncular. Gassama Göztepe'yi az daha küme düşürüyordu geçen sene bence. Evet. Savunmada sürekli mantık dışı. Teknik işler. Olarak çok becerikli bir oyuncu değil ama işte oyun zekası da düşük. Evet. Peki daha Gassama'nın hakaret var yani. Hakaret. Gassama'nın düşük de şeyi Lumor'u o kadar fazla izleyemedim. Lumor zaten. Ama Lumor'u da beğenmedim yani. Ama stoperde de bir sıkıntı var. Stoperde çok net sıkıntı var. Çok net yani. Volus Reis de sanırım Brezilya'ya dönüyormuş. Titi de mesela çok abartılan bir oyuncu. Çiçi abi şimdi sol ayaklı bir kere sol stoper. Bir de top kullanma becerisi olan bir stoper. Evet. Çok fazla yok zaten bunlardan. Bu yüzden şans buluyor. Diego mesela daha iyi Titi'den. Yani Diego bence de Diego Angelo daha iyi. Çiçi'nin hani oynama ihtimali sebebi buydu ama dediğin gibi savunmada biraz sorun yarattı bu sene. Ağır kılıyor bayağı. Evet Denizli Spor'a geçelim Göztepe'nin mi? Yani biraz... Eline cebine atarsa başkan bu sene artık. Göztepe'nin biraz... Ya işte hep şey konuşuyoruz abi. Hep ihtimal konuşuyoruz yani. Bir şey gelse de onu değerlendirsek. Transferleri konuşalım diyorsun. Denizlispor yapanlardan biri. Nihayet yani konuşabiliriz. Denizlispor'u getirelim. Transferde Çeri, Eduok, Hadisako ve Çadal Şahin Türk'ün isimleri geçiyor. Biz bu programı Cuma günü çekiyoruz. Belki bu isimlerden birisi açıklanırsa. Çünkü bir uçak emojisi paylaşmışlardı bir gün önce. Sako'yu paylaştılar. Sako geldi mi? Yok gelmeye değil de hani bitmek üzere falan gibi bir paylaşım oldu. Denizlispor için de böyle. Gerçi uçak emojisi paylaşıldı. Transfer geliyor diye ama kim olduğu açıklanmadı. Belli değildi en son baktığımızda. Evet, YouTube'a yükleyene kadar bitmiş olabilir yani. Olabilir. Denizlispor Başkanı hedefimiz ilk 5 demiş. Çok iddialı bir açıklama geldi. Çok. Ama transferler de bu iddiayı kanıtlayan transfer. Zaten 4 büyük var. Üstüne bir de Başakşehir var. 5 tane zaten senin çok üzerinde kadro var yani. Evet. Yani ne kadar iyi transfer yaparsan yap, orada oturmuş kadrolar var yani. Rodeaga'yı 1.150.000 euro, burada Fatih Altaylı'nın eleştirisi var Denizlispor'a. Sizin etiniz ne, budunuz ne, Rodeaga'yı alıyorsunuz falan diye. Ona cevap olarak ya, açıklama yapıyor. Rodeaga'yı 1.150.000 euroya aldık. Sıkıntı yok. Biz hayal satın almıyoruz. Ödeyebileceğimiz oyuncuyu alıyoruz. Eylül sonu Ekim ayına kadar da kulüpten kimsenin alacağı kalmayacak demiş. Kısa süre içerisinde güzel bir transfer bitireceğiz. Bu herhalde açıklanacak olan transfer işte o. 8-9 transfer daha yapacağız demiş. Şimdi bu rakam çok fazla ama orada sanırım Türk oyuncu. Yani biraz şu an as oyuncuları aldılar daha çok. Şimdi onun etrafını ve kulübeyi alacakları oyuncular biraz olacak herhalde. Evet. Çok iyi gidiyor Denizlispor.
Ya şu Sako ve Edu'nun zaten Çeri mesela. Onların şimdiye kadar bir Anadolu takımları arasında kapışılması lazımdı. Hadi Çeri, Kayseri Spor falan isterdi. Edu bu arada sözleşmesini feshetti Erzurumspor'la. Yani Edu mesela direkt hani 3 büyükler hariç hepsinin böyle vallahi en almak. Kesinlikle hani bir altına koyarsak atıyorum Trabzonspor'un yedek forveti Edu Ok. Evet. Kanat oyuna sonradan girecek falan. İşte Trabzon'da da işte şey var. Envakameler, işte diğer de Abdülkadirler falan var ama yedek olarak mesela onlar 20, daha da 24-25 yaşındaydık evet. Yani genç. 25 yaşında. Ya Fener'in bile sol kanadı yok. Direkt alsın yedek sol kanat olur ya. Yani yedek olabilecek bir oyuncu bence bütün takımlarda. Çeri'yi biliyorsun geçen sene konuştuk. Üst tarafta yedek olur. Orta ve alt sıralarda da banko 11 evet. Olur. Tam böyle kontra atak falan olduğu için. Çeri'yi de istiyorlarsa zaten Kayseriler de şunu demiş. İsterseniz isim hakkını stada da size verelim. Hani bizden yani kolay olsun. Yani böyle taksit taksit olmasın. Thiago Lopez'i aldın. Sapunaro'yu aldın. Çeri'yi istiyorsun. Bence Sako orada. Çok iyi transfer. Çeri bu arada ben Hadi Sako'yu biliyorsun ilk geldiğimde dövmüştüm ama ya biraz kontrolsüz falan bence Hadi Sako. Ama yani Kayseri şeyin ama Ankara gücünün ligde kalmasında da net rol oynadı. Çok enteresan goller atsa da ben Hadi Sako biraz şey teknik becerisi. Bu arada Leeds United'lılar topa vurma becerisiyle dalga geçiyorlarmış Hadi Sako'nun. Burada bir gol attı 30 metreden. Tam orada da Hadi Sako onu paylaştı Leeds'lilere. Topa vuramıyor diyordunuz. Hatta böyle square the ball mı ne bir tabir var böyle. Onların şeye söyledikleri orada öğrendi mi falan diye dalga geçiyorlar Hadi Sako'yla. Hadi Sako da o golü atınca öyle paylaşmış zaten. Yani o deyimle paylaşmış onların dalga geçtikleri deyimle. Fakat top güzel, kullanma şey, becerisi. İngilizlerin futbola bakış açısına bak bizimkine bak. Evet. Yani, Çeri transferi girmiyorum o konuya. Bu programda konuştuğumuz konu. Çeri bence ligde bölgesindeki en iyi oyunculardan birisi. Hiç abartmıyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Sedat Şahin Türk'te eğer Beşiktaş kadrosu tutmayacaksa fayda sağlayabilir. Rodayaga zaten iyi bir transfer. Yani Denizlispor bu sene ilk 5 olmasa da ilk 8'de falan yer alabilecek bir takım gibi görünüyor. Evet. Net. Yani tabii bu arada bu kadar övdük de. Ama hedefi ilk 5 koymak bence ligin en çıkan bir takım için tabii. Yanlış. Bir de beklentiyi yükseltmek de yanlış. Baskı artırır. Ya biz bu kadar gerek övdük. Yok. Özür dilerim. Biz bu kadar övdük Mali'yi ama biz mali durumu bilmiyoruz. Başkan sorun yok diyor ama sonra Ankara gücü gibi olmasın yani bu takım 6 ay sonra. Ama şey yapmışlar onlar. Yani bir sponsor almışlar evet, 5 milyon euro. Sen evet, mi söylemiştin? Yıllık 1 milyon euro getiriyor. Evet, ama yıllık 1 milyon euro dedi. Anadolu kulübünün alamayacağı bir sponsor. Doğru. Ama Rodayaga'nın bir yıllık ücreti işte o. E tamam işte onu Rodayaga'yla almışlar. Yani onu Rodayaga'ya vermişlerdir. Yani ama diğerleri işte bak daha bir sürü transfer ama Thiago Lopez'ler, Sapunarlar, Çeri'ye Doğuk geçiyor, Hadi Sako geçiyor. Yani Denizlispor umarım mali sorun yaşamaz. Geçmişte yaşamıştı çünkü. Umarız. Gençler Birliği'ne geçelim. Peki. Yeni çıkan takımları. Orada Ersin Düzen'de şeydi Denizlispor'un yönetiminde miydi? Öyle bir şey vardı. Bir ara öyle bir şey mi vardı? Doğru diyorsun. Nerede aklın acaba yani şu anda var mı? Yani para Denizlispor falan. Ersin Düzen vermiyordur herhalde. Ersin Düzen... Mr. Kubit demiş ki Yüce Yıldız Karabük'ü oynattığı eğlenceli futbol Deniz'i oynatabilir mi? Ya bak teşekkür ederim. Ne güzel hatırladın o Karabük dönemini. Birol Hikmetli Emenikeli takımı, Sernatlı takım falan. Çok severdim ben o Karabük'ü hakikaten. Yüce Yıldız hoca görevde kalması da önemli. Genelde çünkü hocalar kovuluyor Süper Lig'e çıkınca. Oynatabilir mi? Bence oynatabilir. Evet. Ki hoca şunu da söyleyeyim. Denizlispor bir önceki sene oynattı. 6 numarasız oynayan bir takım. Yani hiç böyle defansif orta falan oynatmadılar geçen sene. Evet. Yani çok keyifli futbollu adamlar Süper Lig'e geldi. Geçelim. Gençler Birliği'ne geçelim. Gençler Birliği'nin transferlerini beğenmedim. Kaleci Abdullah Diallo, sol bek Polamat, orta saha Sadio Diallo, ofansif orta saha St. James, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz transfer edildi. Söyleyeceğiz geçen sene santrofor oynamış enteresan şekilde. Stoper Mert Çetin adı Fenerbahçe'yle geçiyor. Mustafa Kaplan teknik direktör yaş ortalamasını düşüreceğiz. Genç dinamik bir takım olacağız demiş. Ve birincilikten çıktığımız için 8 nokta transfer yapmak istiyoruz demiş ama herhalde aldıklarını da dahil ederek 8 diyor buna. Şöyle, Diallo kötü bir kaleci. Nereden bir kaleci. Nereden Rize Spor'dan abi? Aa o Diallo mu bu? Evet küme düşürdü işte Rize Spor'u. Gökhan Akkan geçti yani o kötü oynadı Diallo. Allah Allah. Gökhan Akkan daha o zaman 20 yaşında falan kesti onu ama ona rağmen düştüler. İşte düşürdükleri sezon o Diallo. O olması lazım. Sol bek'i bilmiyorum. Sadio Diallo'yu bu şeyden aldıkları değil mi? Hatay. Evet evet evet. Onu da ben Malatya'da fazla beğenmemiştim. Kim alsın abi? Kante'yi mi alsın? Gençler Birliği. Ya işte yani transferler birinci ligden şey böyle hani direkt Denizli gibi falan değil yani transferler. Biraz ama bütçeye dikkat ediyor olabilirler. Gerçi finansal olarak iyi kulüplerden birisi olarak bilinir Gençler Birliği ama herhalde çok da fazla o kadar sandığımız kadar iyi değil herhalde durum. Yaş ortalaması Stankular falan var yani yaş ortalaması. Ama biliyorsun onların altyapıdan hep bir şeyleri var. Gençler Birliği altyapısından oyuncu çıkarma becerisi konusunda bir başarıları var. Neye bakıyorsun?
Bu senin dediğin Sadio Diallo, şey Abdullah Diallo şeyden mi geldi? Rize Spor'da oynamış mı diye kontrol ettim. Fransa'dan. Bu arada Söncez enteresan bir transfer. Yani istatistikleri gayet iyi. Eredivisie'de gayet iyi istatistiklere sahip. Ya şey Diallo. Diallo Rize Spor'da evet. Rize Spor'da kiralık, yani. Kiralık olarak gelmişti. Düşürdü Rize'yi. Sonra geri döndü. Kaleciyi beğenmiyorum diyorsun. Hı. Zaten bu takımda tecrübeli bir kaleci yok muydu? Hakan Arkan falan durmuyor muydu? Bakayım bir. Vardı diye biliyorum. Hakan Arkan çünkü kadrodaydı ama belki sözleşmesi bittiyse. Belki hani başka bir kaleci daha olur. Evet bitmiş sözleşmesi. Şu an genç kaleciler var. Taha Demirtaş 25 yaşında yedek kaleci. Bakalım transferler oldukça. Yani öyle, sen biraz umutsuz konuştun ama Mustafa Kaplan'ın da geçen sene Ankara Gücü'nü başardı işte unutmamak transferler lazım. Transferler iyi değil yani. Daha iyi transferler lazım. Peki. Geçelim. Ama geçelim. Şeyi bilmiyorum şu. Polamat. Söncez. Söncez. Vallahi iyi istatistiklere sahip. Gençler bile hep böyle Hollanda'dan oyuncu getirmeyi çok seviyor. Bakalım belki de iyi transferdir. Son takım Galatasaray. Sumidika'nın takımı. Delvaye, Oğulcan kiralıktı zaten. Evet. Ahmet Kesim ve Nihat Şahin'e veda edilmiş. Ama yerine kim geldi? Bilmiyor. Edo Okun ismi geçiyor. Evet. İyi transfer olur. Hakan Özmert'in ismi geçiyor. Evet. Ve Stabük yaşın 32 yaşındaki sol beki Junior Moraes. Klasik işte Sumidika tanıdığı bir oyuncu. Kesin de faydası olur yani. Evet kesin. O getiriyorsa. Thiago Lopez'i de o getirmişti işte. Yani Portekizli Thiago Lopez ama Romanya Ligi'nden gelmişti. Bu da Brezilyalı ama Romanya Ligi'nden geliyor. Yani Gazişehir yani transferde şu an Denizspor'un yaptığını Galatasaray'ın yapması bekleniyordu. Evet. Çünkü mali akım açıdan güçlü bir kulüp. Stadı var. Evet. Yani o şehir çok fazla sahiplenmedi Galatasaray'ın henüz ama iyi bir stada sahipsin. Şeyde playoff maçlarını sahiplenmeye başlamışlardı. Doldurdular playoff yeri. İşte ben onların çok da mesela lige devam yansır mı? Biraz getirilmiş bilmiyorum. Taraftarlar olduğunu düşünüyorum o playoff'takilerin de. Göreceğiz. Ama Süper Lig'de belki yansır sahaya. Galatasaray iyi transferler yapması bekleniyor. Bu gücü var. Gaziantep şehrinin takımı. Bekliyoruz yani iyi transferler Galatasaray'dan. Artık kamp da başlıyor. Bu transferlerin bir önce yapılması lazım. Mesela Delvaye'nin yerine oraya iyi bir oyuncu. Regat'in ismi geçti. Delvaye de katkı sağlamadı zaten geçen sen yıl. Sen sevmiyorsun ben seviyorum Delvaye'yi. Peki öyle. Oğulcan Çağlayan'ı ben mesela çok beğenmiyorum. Rize Spor'a geri döndü. Mesela Oğulcan çok daha büyük katkı sağladı. Al işte. Bütün maçlarda oynadı. 5-6 gol 6 asist falan. Oğulcan'ı Fenerbahçe'ye getirmeye çalıştılar biliyor musun? Bir iki sene önce. Ne işi var abi şu an Oğulcan'ı Fenerbahçe'de Allah aşkına ya. Yani genç yetenekli oyuncuydu ama. Sen yani... Oğulcan'ı hatırlıyor musun? 5 yıl önce mi neydi? Flemings'i hatırlar mısın? Evet. Erciyes Spor şimdi Süper Lig takipçileri böyle Süper Lig'i izleyen insanlar bilirler bu Flemings'i. Sarı uzun saç. İlk maçında 3 gol mü atmıştı adam? 4. 4 gol muydu? Evet. Sonra sezonda 5 gol mü ne kapatmıştı? Galiba ben askerdeydim o zaman. Abi Erciyes'te bir maç Flemings'te Oğulcan Çağlayan. Flemings gol pozisyonunda Oğulcan'a pas vermesi lazım. Kaleye şut mu ne attı? Adam geçmeye mi ne çalıştı? Flemings çıldırdı yani. Niye? Ama öğretmeye çalışıyor yine de. Oğlum bana burada şöyle pas vermeden anlatmaya çalışıyor Oğulcan'a. Oğulcan tabii o anda 17-18 yaşında falan umurunda değil. Kendini İbrahimovic zannediyor. Abi aynı maç bir pozisyon sonrasında Flemings benzer pozisyon bu sefer top Flemings'te Oğulcan'a verdi pası Oğulcan golü attı. Oğulcan çıldırıyor sevinçten tabii. Flemings öğretmeye çalışıyor. Bak diyor sen bir önceki pozisyonu bana vermedin. 5 yıl mı ne geçti onun üstünden? Ben Oğulcan'da hiçbir gelişim görmedim. 5 yaş büyüdü sadece. Ben bu sezon çok daha iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum Gazişehir Gaziantep'te. Asist sayısı da zaten hani gol asist denk gibi bir şeydi. 6-6 ya 7-7. Yani daha böyle bence Gazişehir'in hani Süper Lig'e çıkaran isimlerden biri. Ben hiç katılmıyorum. Mesela Sov katkı sağlamadı. Sov yine bir Röveşat'a golü var. Ankara var. Gücü'nden aldılar. Kenan katkı özellikle sağlamadı. Şey de sanırım. Erzurumlu neydi o? Erhan Çeleng. Erhan Çeleng. O da katkı sağlamadı. Hepsinin bunların bu arada Süper Lig falan oynayan hani Kenan Süper Lig, Sov Süper Lig, Delvaye Süper Lig. Evet. Bunların hepsinin yerine Oğulcan oynadı mesela. Ya Oğulcan sağ kanatta. Bence mesela belki de pozisyonu değiştirmesi gerekiyor Oğulcan'ın. Bence Oğulcan'ın en önemli sezonu bu sezon abi. Rize'ye döndü şimdi. Evet. Rize'de bu sezon birçok oyuncu da gitti. Rize'de ilk 11 oynarsa hala ya 22 ya 23 genç yani. 96'lı mıydı? Evet öyle bir şey. Hala ya 22 ya 23. Bu sezon ilk 11 oyuncusu olup geçen sezon çünkü 30 küsur maça çıktı. Evet. Yani potansiyel var, hız var, yetenek var. Yavaş yavaş hani deneyimi de çok var. U21'lerde evet. Falan bir sürü maçı var. Bu sene Rize'de yine böyle 25 maç üstü falan katkı sağlarsa olabilir diyorsun. Daha da Galatasaray'dan da transferleri bekliyoruz. Sosyal medyayı en iyi kullanan kulüplerden birisi. Evet. Kamp programını mesela açıkladılar. Kimlerle hazırlık maç oynayacaklarını. Şu an bizi izleyenler bize ne diyor olabilir ama bizim için önemli bir şey. Galatasaray'ı o anlamda beğeniyorum. Umarım da iyi bir kadro kurarlar diyelim. Sinan bir saatten uzun bir program oldu yine. Doğru. Sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Evet haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.